İyi akşamlar değerli izleyiciler. Berat TV ekranlarında Metafizik Alemi'nde birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi araştırmacı yazar Kürşat Berkan hocamızla birlikte karşınızdayız. Metafizik Alemi'nde bu akşam aura ve çakraları konuşacağız. Sizlerden de soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. 0543 366 5050 WhatsApp hattımız. 0543 366 5050'ye mesajlarınızı bekliyoruz. Bizleri an itibariyle Berat TV'nin resmi YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Sevgili seyirciler, lütfen yayınımızı paylaşalım, beğenelim, daha fazla kişiye ulaşalım inşallah. Şimdiden katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu hatırlatmaların ardından Metafizik Alem başlıyor. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah? Vallahi bizler iyiyiz, daha da iyi olacağız inşallah. İnşallah hocam. Hemen hiç vakit kaybetmeden Bismillah diyerek başlayalım hocam. Buyurun. Bu akşam aura ve çakraları konuşacağız. Zira ikisi de aslında baktığımız zaman birazcık iç içe geçmiş tabii, konular. Hemen hemen aynı. Evet. Ama biz ilk soru olarak aura nedir diye bir başlayalım inşallah hocam. İstersen ikisini de birleştirelim. Aura nedir, çakra nedir? Aura nedir, çakra tabii. Nedir? İkisi oradan bir başlayalım. Da. Evet hocam buyurun. Şimdi üstad, biz fizik bir dünyanın içinde yaşıyoruz ve bu fizik dünyanın içerisinde de her şeyi de fiziki bir madde olarak algılıyoruz. Çünkü zihnimiz böyle programlandı. Lakin hani derler ya espri olarak, bir bu kadar da yerin altında var falan derler ya bizim Türk toplumunda espridir. Aslında bir bu kadar da bizim içimizde var, bizim özümüzde var. Biz dışarıdan sadece bir et bedeni görüyor olabiliriz. Ama asıl olan insan vücudunun bu fiziki bedeni değildir. Asıl olan içeridekidir, enerji bedendir. Kirleyen fotoğraf tekniği geliştirildi. Bu kirleyen fotoğraf tekniğiyle beraber sadece insanın dışındaki aura beden ya da insanın çakra noktaları değil, aynı zamanda Allah'ın yaratmış olduğu bütün her şeyin, yani bir gözlüğün, evet. Bak bunun maddelerini Allah yarattı. Lakin bunun oluşturulmasını insan sağladı. Yani bir insan eli var. İnsan üretimi ile oldu bu. Ancak maddelerini Rabbim yarattı. Ve evet. Atom ve atom altı parçacıklarla meydana gelmiş bir maddeyi elimde tutuyorum. Ve insanın ürettiği ya da doğada var olan ne varsa, bitkiler buna dahil, hayvanat buna dahil, meyveler buna dahil, sebzeler buna dahil, hepsinin bir enerji alanı var ve bu enerji alanına biz aura diyoruz. Aura beden diyoruz. Aura beden, keza şunu söylemek istiyorum ki özetle, ez cümle sadece aura beden insanın dışındaki bir enerji kalkanı değil, aynı zamanda bütün gördüğümüz, gözlemlediğimiz evrende var olan her şeyin dışındaki kalkandır. Yani hatırlayacaksın. Canlı cansız değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Hepsinin bir aura bedeni var. Hatırlayacaksın, daha önceki programlarda şöyle bir tarifte bulunmuştum. Demiştim ki insanın dışında bir aura beden vardır ve bu aura bedenin aynı zamanda bir benzeri dünyanın üzerinde vardır. Allah muazzam bir sistem yaratmış. O dünyanın, yani makro evrendeki, makro alemdeki o aura bedene, dünyanın aura bedenine bilim insanları Van Allen kuşakları diyorlar. Yani koruyucu, görünmez ama koruyucu kuşaklar. Bizi neyden koruyordu bu kuşaklar? Gök taşlarından koruyordu mesela. Eğer o kuşaklar olmasaydı dünyanın dışında, tepemize sürekli asteroidler yağacaktı. Ya da muazzam bir düzen ya. Yani böyle düşününce o kadar mutlu oluyorum ki, bu kadar nizami bir yaratma düzenine sahip bir dünyayı halk eden Rabbime şükredesim geliyor tekrar tekrar. Eğer o kalkan olmasaydı, başka gezegenlerin seslerini biz duyacaktık ama kulaklarımız patlayacaktı. Çünkü bizim kulak frekansımız o gezegenlerin yaydığı frekanslarla uyumlu değil. Ve biz bu dünyada yaşamıyor olacaktık. Yaşamlarımız son bulacaktı anında. Evet hocam. Ve Allah Resulü'nün bir sözü var. Allah Resulü buyuruyor ki, gökler gıcırdamaktadır diyor. Birçok hadisi şerif tercümesinde bu var. Gökler gıcırdamaktadır diyor. Ya düşünebiliyor musunuz? O dönemde hiçbir
bilimsel çalışma yok, laboratuvar yok, gözlemleme tesisleri yok. Hiçbir şey yok. Teknik bilim adına hiçbir şey yok. Ama Allah Resulü gökler diyor gıcırdamaktadır. Yani onların da sesleri var diyor. Ve bilim bunu daha yeni keşfediyor. Keşfettikten sonra neyi anlıyor bilim? Dünyanın da dışında bir aura beden olduğunu anlıyor. Peki dünyanın dışında aura beden varsa bu aura bedeni tutan manyetik bir enerji olması lazım. Bu manyetik enerji nedir? Yine bilim cevap veriyor. Ve bilim diyor ki dünyanın da merkezinde yoğun şekilde demir vardır. Yine hatırlayacaksın önceki programlarımızda ne demiştik? Hadid suresinde diyor ki biz demiri gökten indirdik. Yani burada demir yoktu. Dünyada yoktu. Dünyada demir yaratılmadı. Nerede yaratıldı? Gökyüzünde, uzayda yaratıldı ve dünyamıza iniverdi. Aynı şekilde insanın da özünde demir vardır. Demir eksik olunca ne olur? Hastalık sahibi oluruz. Demir eksik olunca ne olur? Psikolojimiz bozulur. Demir eksik olunca ne olur? Hayat düzenimiz bozulur. Peki dünyanın merkezindeki demir eksik olursa ne olur? Dünyanın düzeni bozulur. Yani toparlayıp kendi konumuza dönecek olursak, etraflıca anlatmak istedim. Bizim de bedenimizde bir demir merkeziyetli insanız. Dünya da bir demir merkeziyetli bir gezegen. Ve insanın aurası veya dünyanın aurası şayet ki o demir düzeni bozulursa dağılır. Peki insandaki o demir düzeyi ne zaman bozulur, ne zaman dağılır? Hani ayette diyor ya, her canlı ölümü tadacaktır diye. İşte her canlı ölümü tattığında o düzen bozuluyor ve aura beden diye bir şey kalmıyor. Aura beden kısaca bizim dışımızdaki bir koruma kalkanı. Anlattıklarımdan mütevellit çıkacağımız sonuç buydu. Yani aura beden insandaki bir koruma kalkanı. Bu koruma kalkanının motorları var. Bu motorların bir araya geldiği bir düzen var. İşte bu düzene biz çakra düzeni diyoruz. Temel çakralar 7 tane. 7 ayrı bölümde var. Lakin üstad burada şöyle bir problem var ki bizim Türkiye'de sanırım en çok bunu yapıyorlar. Sadece 7 çakradan bahsediyorlar. 7 çakramız var, başka çakramız yok. Hayır, böyle bir şey yok. Bunun haricinde insanın parmak uçlarında bile ayrı çakraları var. Avucunda çakraları var. Bak mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Ayak altında. İnan var. Ayağımızın altında parmaklarımızda olduğu gibi şurada bir şey var. Ayağımızın tabanını düşünelim. Şurada bir şişkinliğimiz var ya. Evet, burada evet. Apayrı bir çakra çalışıyor. Ve direkt buradaki çakra bizim böbrek ve ciğerlerimizle alakalı çakra. Yani bu masaj uygulama falan noktaları o noktaları. Bravo. Akupunktur tekniğinden bahsediyorsun. Kesinlikle öyle. Ama ve lakin hem ayakta çalışan çakraların bir merkeziyeti var. Ve bu merkeziyet bir üst kademeye bağlı. Nereye bağlı? Ayağa bastık. Oradaki merkeziyet geliyor abi, vücudumuza uzanıyor. Kök çakraya bağlı. Kök çakra nereye bağlı? Bir üstüne, bir üstü, bir üstüne. Nereye kadar? Tepe çakraya kadar. Yani ana merkez tepe değil mi hocam? Yönetim merkezi. Yönetim merkezi. Ama Rabbim o kadar böyle enteresan ve muazzam yaratmış ki. Kök çakra çalışmazsa tepe çakran da bozuluyor. Tepe çakran düzgün çalışmazsa aşağıdakilerin hepsi bozuluyor. Yani tek başına tepe çakranın çalışması da yeterli olmuyor. Varoluş çakrasıdır tepe çakrası. Mesela yani baktığımız zaman hocam bilmiyorum benzetmek ne kadar doğru olur ama çift beyin gibi veya beyin lobları gibi yani. İkisi de bir dengede olması gerekiyor. Yani bir tanesi de sıkıntı olursa diğer tarafı etkiliyor. Diğerinde sıkıntı varsa diğer tarafı etkiliyor. Tabii ki. Mesela yine bana göre yanlış uygulamalardan bir tanesi var. Şimdi tabii sizin sanıyorum ki sorularınız arasında var. Çakralar nasıl çalıştırılır diye. Tabii hocam. Onu şimdi anlatmayayım o zaman. Fakat Türkiye'de çakraların çalıştırılmasıyla alakalı çok bilinen ve çok yaygın olan bir yöntem var. Onu ben bilimsel anlamda özellikle de kirleyen tekniğiyle, bu arada kirleyen demişken de yönetmenimizden bir şey rica edeyim, bulabilirse kirleyen fotoğrafçılığı yazsın. Birçok malzeme çıkacak. El fotoğrafı, yaprak fotoğrafı, elma fotoğrafı. Onlardan hangilerini bulursa ekrana yansısın. İzleyicilerimize gösterelim. Yani
maddelerin enerjisi nasıl olabiliyor diye konuştuklarımız da tabii ki havada kalmaz. Bizim izleyicimiz özel ama bizatihi de anlattıklarımızı görmüş olurlar. Şimdi çakralarda eğer bir sağlam çakramız varsa bu sağlam çakramız vücudumuza direkt olarak etki ediyor. Şöyle düşünün. Bütün hücreler, hücrelerin yapı taşları bir enerji bedene de bağlı. Örneğin tepe çakramız çalışmadığında nerede oluyor tepe çakramız? Burada oluyor. Çalışmadığında iyi düşünemiyoruz, akledemiyoruz. Alzheimer'a doğru gidiyoruz. Sonra kötü yanı, daha kötü yanı var mesela. Tepe çakramız düzgün çalışmadığımızda az önceki söylediklerimin olmasının yanı sıra diğer taraftan da kötü düşünmeye başlıyoruz. Kötü hal ve davranışlara bürünüyoruz. Ve aynı zamanda insanlara da, bu belki en kötüsü, kötü davranıyoruz, yanlışlar yapıyoruz, yalanlar söylüyoruz. Allah'ın ve toplumsal ahlakın kabul etmeyeceği işleri yapmaya başlıyoruz. Tepe çakranın çalışmaması hocam, bakın nelere maruz kalıyor. Arkada da var hocam. Evet, mesela bu harika bir fotoğraf. Yine bulurlarsa başka onu da yayınlasınlar. Bu bir insan eli, gördüğümüz gibi. Bu bir insan eli. İnsan evet, elinin kirleyen fotoğrafçılığı ile tespit edilen görüntüsü. Gördüğümüz gibi bir insan elinin dışında bir aura beden görüyoruz. Bir enerji halesi görüyoruz. Buradan da şunu anlıyoruz ki bu kirleyen fotoğrafçılığı bize gösteriyor ki biz sadece fiziki bir bedene sahip değiliz. Aynı zamanda dışımızda bir de enerji beden var. İşte bu da onun en bariz kanıtlarından bir tanesi. Bu teknik, söylediğim gibi, kirleyen fotoğrafçılığı tekniği. Bu teknikle birçok şeyin fotoğrafını çekebiliyorlar. Burada da eli çekmişler. Onu da görebiliyoruz. Başka varsa alabiliriz arkadaşlar. Yani hocam bu... Harika. Aura şey diyoruz hocam, rengi nedir ve nasıl görünür? Şimdi bunu söyleyince siz, sorularımın arasında da var. O zaman bu teknik kullanılarak... Yani, tabii. Ortaya çıktı diyorsunuz. Ortaya çıkıyor. Tabii. Şimdi az önce bahsettim ya, çok yerinde oldu. Harikasın rejideki arkadaşlar. Harikasınız. Bak, başta bir fiziki bir bedene sahip olan, bu dünyayı şu anda idame ettiren, yöneten, işte halklara bölünen, devletlere bölünen insan, değil mi? Bir önceki fotoğrafa gelelim. Az geçme. Bir önceki fotoğraf önemli. Harika. En başta neyi gördük abi? Akıl sahibi, vesayet sahibi insanı gördük. Bak el. İnsanı. Bu insan kardeşim. Bak insan. Canlı kanlı insan. Diğer taraftaki bir bitki. Canlı kanlı bir bitki. Suyunu verirsin, toprağını verirsin, gübresini verirsin, o sana meyveler verir. Sen ölürsün, toprak olursun, senin hücrelerin bölünür, bitki olur. Ve sonra o bitkiden başka bir insan yer, senin hücrelerin ona, o insana geçer, o insan ölür, tekrar bitki olur. Bu döngü devam eder. Buraya kadar tamam. Bak, bu bir canlı döngüsü, buraya kadar tamam. Evet. Peki alttaki? Su anahtarını ne demek diyorsunuz? Üsttekinin, üsttekinin enerjisi var da, işte etrafında enerji beden var. Peki alttaki? Alttaki bir anahtar kardeşim ya. Metal bir anahtar. Bak evet. Onun bile bir enerjisi var. Peki neden en alttakinin enerjisi var? Canlı olmayan bir madde niye enerjisi var? Şu yüzden enerjisi var. Çünkü o da aslında, biz orada bir madde görüyoruz. Cansız görüyoruz ama o da canlı. Niye? Atomdan oluştu. Atomların bir araya gelmesinden oluştu. İşte nötronların, protonların bir araya gelmesinden oluştu. Şunun üzerinde belki binlerce elektron dönüyor şu anda. İşte onların aslında biz enerjisini görüyoruz. Yoğunlaşan elektronların, yoğunlaşan atomların enerjisini görüyoruz. Bizim cansız dediğimiz, işte ne bileyim, bir gözlük bile bir sürü içinde hücre taşıyor, atom taşıyor. Dolayısıyla bunların da enerjisi olması çok normal. Geçebiliriz diğer fotoğrafa. Hocam bu kirleyen fotoğrafçılık enteresan bir şey. Mesela üstte aura var ama o çok çıkmamış. Tam ortada ne görüyoruz? Anahtar görüyoruz. Gördüğünüz evet. gibi hepimizin evlerimizde, arabalarımızda kullandığımız bir anahtar ve bu cansız bir madde, cansız madde olanın dahi enerjisinin olduğunu burada görebiliyoruz. Yine yukarıda eller var. Altta da bir salyangoz var mesela. O da bir hayvanat. Az önce bitki alemini gördük. Bu
Bu da bir hayvanat. Hayvanat aleminin de enerjisini ne yaptık? Görmüş olduk. Şimdi renklere gelince keşke insan aurası da olsaydı onu da görebilseydik. Ama az önce elde gördük. Renklerin insanın çakrasında farklı farklı renkler var biliyorsunuz. Bu renklerin de tabii ki hepsinin birer anlamı var. İşte sarı mesela zekayı, akıl kapasitesini, insanın fikri ya da entelektüel olarak düşünce yapısını temsil eder. Tepe çakrasında çoğunlukla görülür. Yeşil mesela anlayışın, huşunun, hani derler ya çok efendi derler ya, yeşili ağırlıklı olan insanlara çoğunlukla böyle deriz biz. Mesela bir insana bakıyorsun, çok efendi, temiz, huşu sahibi, edepli. Bu insanda kirleyen fotoğrafçılığıyla, evet bunlar da genel çakraları görebiliriz. Ama çok da belli olmadığı için çok da tutmaya evet, gerek yok bu, ekranda. Bunu alalım. Bunu alalım, yönetmeyelim, bunu vermeyelim. Şimdi o insanda, böyle efendi, temiz, dürüst olan insanda kirleyen fotoğrafçılığı ile o insanın fotoğrafını çeksek emin olun yeşil rengin çok yoğun bir şekilde olduğunu görebiliriz. Mesela mavi rengi yoğun olan insanlar var. Kim mesela? Bizim burada da konuk ettiğimiz, başka programlarda konuk olan Mustafa Kurnaz. Mustafa Kurnaz'ın, bizi dinliyor mu bilmiyorum. Selam Mustafa olsun. Kurnaz'ın yoğun bir mavi enerjisi vardır. Peki niye abi Mustafa Kurnaz'ın niye mavi enerjisi olsun? Bu arada senin de mavi enerjin vardır Üstad. Neden? Hemen söylüyorum. Mavi enerjisi yoğun olan insanlar sezgisi açık. Okumaya, araştırmaya meraklı. İşte bu tür işlerle ilgili, ya illa cimbi işinden bahsetmiyorum. İlimle, öğrenmeyle, araştırmayla alakalı olan insanların çoğunlukla mavi rengi çok yoğun olur. Eminim şu an sana bir şey çeksek, kirlen fotoğrafçılarla bir fotoğraf çeksek, senin de mavi renginin çok yoğun bir şekilde olduğunu görebilmek mümkün olabilir. Bu arada o fotoğrafta evet o da olabilir. Bu da insanın üzerindeki enerjiyi gösteriyor. Evet. Mesela bunu alalım, buna gerek yok. Sevgili yönetmenim. Buna gerek yok. Bizim insan, söylediklerimizi evet, koyun. Yani insan bedenini kullanmaya gerek yok. Evet, evet. Onu alabiliriz. Mesela Üstad, menekşe renginde olanlar var. Bu menekşe renginde olan, menekşe rengi yoğun olan insanların çoğunlukla ne görüyoruz biliyor musun? Bu insanların öğretici olduğunu görüyoruz. İnsanları eğiten, insanlara öğreten, insanlara bilgi aktaran, ya çok güzel insanlar ya. O zaman hocam öğretmenlerin... Öğretmenlerimiz, hocalarımız. Mesela örnek vereyim, Cübbeli Ahmet hocamız, ben severim kendisini, bilen biliyor. Cübbeli Ahmet hocanın bir kirleyen fotoğrafçıları şöyle bir fotoğrafını çeksek, eminim mor ya da menekşe rengi çok yoğun bir şekilde çıkacaktır. Yani böyle insanları eğitmek adına mücadele eden insanlarda mor, menekşe renkleri çok ağırdır, baskındır. Çünkü onlar bu dünyaya eğitici olarak gelmişlerdir. Hiç kimse bu dünyaya boşuna gelmez. Emin ol, Allah hiç kimseyi boşuna göndermez. Hepimizin evet. bir görevi, hepimizin bir izleyeceği yol var. İşte mor dediğimiz bu renk de eğitici, öğretici insanlarda çok fazla olur. Yine pembe renk var mesela. Bazı insanlar görürüz. Hep burçlara bağlarlar. Evet belki onun da etkisi vardır ama bazı insanlar görürüz. Çok naiftir. Mesela bizde bilindiği kadarıyla balık burçları böyledir. Çok naiftir. Dokunsan hemen incinir, kırılır. Bir şey söylemeye gelmez sana. Derler ya bulutlar nem kapıyor falan diye. Evet. Bu tip insanların çakralarında ya da auralarında daha doğrusu pembe renk çok ağırlıktadır. Kırılgan yapıya sahip. Nar, ya üzmeyin bunları kurban olayım ya. O insanlar gariban. Yapmayın. Üzerlerine gitmeyin. Hakikaten çok garibanlardır yani. Böyle hatta hani biri bana bir şey söyleyecek de moralim bozulur, üzülürüm, kırılırım diye kendilerini bile belli etmezler ortamlarda. O yüzden böyle insanlar hani kırılgan yapıdaki insanların kirleyen fotoğraf tekniğiyle fotoğrafını çeksek eminim ki pembe renklerini ağırlıklı olarak görürüz. Mesela en çok siyah renk en önemlilerinden biridir. Siyah rengi yorumlayanlar şöyle söylerler. Derler ki işte siyah renkteki
auraya ya da siyahı bol olan kişi kötüdür falan derler. Hayır kardeşim, niye kötü olsun? Evet, siyah karanlığı temsil eder. Şeytanın sevdiği renktir siyahlık vesaire. Ama her aurası siyah olan, her çakrası siyah olan kötü demek değildir. Çünkü siyahın özelliklerinden bir tanesi, bir insan dünyaya düşkün ise, fizikiyete düşkünse, bu dünya ile meşgalelere daha çok önem veriyorsa, Allah'ın yaratma sanatından, Allah'ın dininden, Allah'ın yaratmadaki fevkaladeliğinden uzaklaşmışsa, aklı, fikri, dünya, fizik, para olmuşsa, o insanın aurası siyaha döner. Ama bu o insanın kötü olduğu anlamına gelmez. Yani her aurası siyah olanı kötü diye yorumlamak bizi kötü yapar. İnsanlara kötü demek bizim haddimize değil bence. Yanlış bir yorum yapmış olur. Kesinlikle. Yani bugün bile bize sataşanlara, bize hakaret edenlere ben kötü gözle bakmıyorum. Diyorum ki Allah'a havale ediyorum. Allah onun hakkından gelir. Geliyor da. Ben gözlerimle görüyorum. Geliyor da. Hocam en güzel, en yüce makam. Sabırla beklemek değil mi? Evet. Zaten Allah öyle söylemiyor mu Üstad? Yani sabredin. Rabbimize havale ettikten sonra hocam. Sabredin, mutlaka ben de onun şeyini vereceğim. Ejni vereceğim. Ben de öyle yapıyorum. Ben sabrediyorum. Kötülük yapmam. Hep kızdığımız zamanlar olmuyor mu? Elbette ki oluyor. Ama kendimden çıkartayım. Nefsimiz şımarmasın. Aurası siyah diye, aurası lacivert diye insanlara kötü demek doğru değil. Mesela bu tekniği kullanan bazı arkadaşlar var Türkiye'de. Bu tekniği kullanırken de bazı sıfatlarla yapıyorlar bunları. İşte isimlerini de söylemek istemiyorum. Kimseyi de üzmek, zan altında bırakmak istemiyorum. Ama öyle bir hale getiriyorlar ki kirliyan tekniğini kullanıyorlar ve insanların fotoğrafını çekiyorlar. Direkt olarak bir kardeşimiz vardı. Oradan yola çıkarak söylüyorum. En son tanıştığımız bir kardeşimizdi bunu söyleyen. Daha önce de duymuştum. İşte bu kardeşimiz benim de yakinen tanıdığım, edepli, namuslu, yani ben kötüyümdür, o değildir. Öyle bir çocuktu. Yani kefil olabileceğimiz, gözümüz kapalı olarak bugün Allah göstermesinde ölse, ya Rabbi vallahi doğru bilirdik diyebileceğim bir insan. Ama bir hanımefendiye gitmiş, melek kartları açmışlar. Sonra işte kirleyen fotoğrafçılığıyla bakmışlar. Demişler ki senin siyah rengin çok yoğun gözüküyor. Sen kötü bir karakterdesin. Biz seninle bu yola devam edemeyiz. Travmaya girdi çocuk. Ya bu söylenir mi? Sadece bir teknolojik cihaza bakılarak adamı kötü ilan ettin sen. Hocam bu tekniği herkes kullanabiliyor mu? Yani örneğin ben Hüseyin İbrahimoğlu olarak bu kirleyen fotoğrafçılık tekniğini kullanabilir miyim? Cihazı kullanmayı biliyorsan kullanabilirsin. Lakin cihazı kullanmayı biliyor olmak seni o konuda ehliyetli yapmaz. Ama her cihazı kullanmayı bilen, her parasını verip cihazı alabilen, pahalı bir cihaz alabilen, kendini kişisel gelişim uzmanıyım diye ortaya atıyor. İşte son zamanlarda görüyoruz ben cinciyim diye ortaya atılanların olduğu gibi. Bu meslekte de var. Ortaya atılıyorlar ve yapmaya başlıyorlar. Ancak burada mühim olan analiz yeteneği. Mühim olan işte burada yorumlama yeteneği. Burada mühim olan o ilmi bilmek. Mesela insanların kirleyen fotoğrafçılığıyla fotoğraflarını çekip enerjilerini yorumlayan arkadaşların bana göre mizaç ilmini de bilmesi lazım. Mizaç ilmi insanların suretine, burun yapısına, kaş yapısına, gözünün altındaki işte morluklara, surat şekline, çene yapısına, kulak yapısına, kafasının, o kafatasının şekline göre yorumlamak tekniği. Bu hiçbirini bilmiyorlar. Sadece bir cihaza bakarak insanları iyi ya da kötü olarak yorumluyorlar. Bu doğru değil. Hocam cihazı aldım. Benim param var. Aldım cihazı. İnternet elimin altında, girdim. Oradan da birkaç bilgi topladım. O zaman ben de bu işi yapabiliyorum. Tabii ondan sonra sen de ekranı çıkartırsın. Biri çıkartır seni ekranı. Sen de kul yaz kul yaz dersin. Bütün cümle aleme rezil olursun yani. Yani sadece internetten edinilen 3 tane kelimeyle dua etmeye kalkarsan Allah seni ekranlarda çarpar. Kesinlikle doğru değil. Bak üstad, bunu da geçtik. Ben yapmasınlar demiyorum. Vallahi o arkadaşla başkaları da yapsınlar. Gerçekten yapsınlar ya. Eğer bu ilme aşık oldularsa, bu ilmi yapmak istiyorsa vallahi yapsınlar. Ama derdim şu benim. Eğer insanlardan para alıyorsan ve Allah'ın sana verdiği, topluma verdiği ilimleri kullanarak
insanlardan para alarak bu işi yapıyorsan düzgün yap kardeşim ya. İki tane internetten öğrendiğin kelimeyle amel olmaz. Evet hocam. Bunun yani ilmini oku. Bu ilmi verenler var. Onları bul. Eğitimlerini al. Yani üç tane kitap okudun, iki tane makale okudun diye sen o ilme sahip olamazsın. Sen o makineyi aldın, interneti açtın, aura nedir öğrendin, çakra nedir öğrendin, mizacı 3-5, mizacı öyle kolay değil bu arada. Fizyonomiyi iyi bilmek lazım yani. Diğer ismi de fizyonomi. Bunu da birazcık öğrendin. Tamam ama kendini kandırıyorsun. Sana gelenleri kandırıyorsun. Evet. Yarın vefat ettiğinde, o mahşeri alem kurulduğunda, Hüseyin gel bakayım. Senin arkandaki şu gördüğün 20 bin kişi var ya, bunları hayatın boyunca kandırmışsın sen. Ve kirli yanla kandırmışsın. Nasıl vereceğiz abi hesabını? Allah muhafaza. Ya. Allah muhafaza hocam. Abi yaşım kemale erdi. Nübüvvet yaşını geçtim. Ya soruyorum sana, bu yaştan sonra ne edinebilirim? Bu dünyaya dair ne edinebilirim? 20-25 yıllık ömrüm kaldı ya. Keza belki senin de öyle. Ne götürebiliriz öbür tarafa? Kim ne götürdü? Sakıp Sabancı, Allah rahmet eylesin, çok sevdiğim bir zat-ı muhteremdi. Amin. Ve zamanında Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi. Ne götürdü? Ne götürdü götürebildi? Hiçbir şey. Ama hocam olaya maalesef öyle bakamıyoruz yani. Aldanıyoruz. Nefsimize, şeytana uyuyoruz. Aldanıyoruz hocam. Kesinlikle aldanıyoruz. İşte önemli olan hani diyoruz ya Allah'ın ayetine atıf yaparak, orada diyor ya emrolunduğun gibi dosdoğru ol diye. Aslında muazzam bir ayet. Arada bu ayeti kendimize hatırlatmamız lazım. Hata yapacağımız zaman bu ayeti kendimize hatırlatmamız lazım. Bir hata yapıyorsan Kürşat emrolunduğun gibi dosdoğru ol dememiz lazım. Ha diyeceksin ya hocam sen diyebiliyor musun? İnan biz de günahkarız. Hangimiz ki, değil ki? Tabii ki hocam. Allah bize de hidayet versin. O kardeşlerimize hidayet versin. Aynen. Ancak toparlayayım. Ben yine de diyorum ki bu işi yapmasınlar demiyorum. Metafizik uzmanı mı olmak istiyorsun? Ol kardeşim. Ol. Bana göre metafizik uzmanı olan arkadaşlar insanlarımızdan para almamalı. Bu bir ilim. Lakin onlara da hak veriyorum. Bir geçimleri var. Belki yanlarında personel çalıştırıyorlar. Çok rağbet var çünkü. Alsınlar, onları da alsınlar. Kabul ediyorum. İnan sesimi çıkarmıyorum. Ama diyorum ki ya insanlara hizmet veriyorsanız hakkıyla hizmet verin. Burada gösterdik, kendin biliyorsun. Hatta evet, ben söyledim. Ya hatırlıyor musun? Çıkan musluğa ne yazıyordu? Dıkı dık dıkı dık. Ya dıkı dık diye muska mı olur? Allah seni kahretmesin ya. Dıkı dık diye muska mı olur? Evet hocam. İnsanları böyle kandırıyorlar. Mesela birkaç hafta önce miydi ya da daha fazlaydı herhalde. Bir metafizik uzmanı arkadaşa gitmişler. İki bayan gidiyorlar. Anne kız. Çocuk da sınava hazırlanıyor bu TYT, AYT. Sınava hazırlanıyor. İşte gidiyorlar hocam bize bir şeyler ver diye. Hoca diyor ki bu kızımızın diyor aurası komple kapanmış. Aura diyor gözükmüyor. Wow. Yahu sende nasıl bir göz varmış hacı abi ya. Yani kirliyen fotoğraf şunuyla görebildiğini sen bir gözle görmüşsün, kapandığını görmüşsün. Kapanmaz. Uydurma. Aura kapanmaz. De ki auran zayıflamış, kabul. Bak de ki auran zayıflamış, kabul. De ki auranın renkleri siyahlaşmış, grileşmiş. Yani düşmüşsün aşağı doğru. Kabul. Ya aura kapanmaz ne abi? Düğmesi mi var bunun? Kurban olduğum ya. Çakra kapanabilir mi? Çakra da kapanmaz. Durur sadece. Değil mi hocam? Devrini, o zaman bu kapanma cümlesi doğru bir cümle değil. Değil tabii ki. Çakralar sürekli kendi içinde ivme halinde dönüyorlar. Döndükçe içeriye enerji pompalıyor. Hücreleri ayakta tutuyor. Şimdi bu nasıl kapanacak? Kapanma diye bir şey yok. Durması var. Durması da tamamıyla durması, sıfırlanması değil. Bu ancak öldüğünde olur. Yavaşlıyor o zaman. Yavaşlıyor. Bravo, harikasın ya. Bak zeki adamla program yapmak öyle oluyor. Yavaşlıyor sadece. Bravo. Doğru cümle bu. Sadece yavaşlıyor. Kapanma diye bir şey yok. Niye insanları kandırıyorsun? Ya buna gerek yok ya. Yap işini hakkıyla yap. Para mı alıyorsun? Al, helal olsun. Ama hakkıyla yap. Ve hep şunu söylüyorum. Ve bu insanlar yüzünden bu işi doğru yapanlar da mağdur oluyor. Maalesef hocam. Şarlatanlar yüzünden doğru insanlar da maalesef ki bak diyor bunların hepsi böyle. Onlar da maalesef mağdur oluyorlar ve dolayısıyla işini düzgün yapan insanlar da ortaya çıkmıyorlar. Korkuyorlar çünkü. Ya böyle işte kötü bir zaman. Son bir çakra, aura rengi söyleyeyim. Beyaz en müthiş renklerden bir tanesi. Beyaz olan ya da bazen de gümüş renginde de gözükebilir. Beyaz çakrası, beyaz rengi
çok çalışan ya da beyaz rengi çok yoğun olan insanları şöyle insanlar görürüz. Bu insanlar ruhsal konulara çok önem verirler. Bu dünyayla ilişkileri kesilmiştir. Bak sadece dini konuda demiyorum. Sadece işte 7-24 namaz kılan falan insan demiyorum. Hayır. Doğru bir insan olmuştur. Hiç kimseye kötülük yapmayan, Allah'ın emir ve yasaklarını bilen. Manevi yönü daha güçlü mü hocam? Bravo. Manevi anlamda daha çok güçlenmiş insanlarda beyaz enerjiyi çok daha fazla görürüz. Ve bu insanların asla ve kat'a kötü konuştuğuna rast gelmeyiz. Kötü davrandığına rast gelmeyiz. İşte kötü muamele ettiğine rast gelmeyiz. Bu insanlar hep iyilik üzeredir. Yardımseverdir, iyilik üzere. Hayvana ve insana hep iyilik üzeredir. Bu insanların da beyaz enerjisi aurasında, çarkasında çok daha fazladır. Allah bizi böyle insanlarla karşılaştırsın. Amin. Çünkü hani bir söz var ya, çevrendeki üç arkadaşın neyse sen de olsun diye. O yüzden Allah bizi böyle iyi insanlarla, doğru insanlarla, aurası beyaz insanlarla karşılaştırsın ki belki biz de biraz onlardan faydalanırız. Biz de onlara benzeriz. Amin hocam. Teşekkür ediyorum. Bu arada yönetmenim, reklama ne kadar var konuyla ilgili beni de uyarırsan. Hocam, şöyle yapalım mı Üstad? Yönetmenimiz tabii daha iyi bilir ama tam şeyde reklama çıkalım. Saat başında reklama çıkalım. Tamam. Bu arada ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum müsaadenle. Lütfen hocam. Şimdi aura bedenden bahsettik ya. Aura bedenden bahsederken şunlardan bahsetmezsek olmaz. Hocam çok özür diliyorum. Renkleri geçiyor musunuz? Renkleri bitiriyorum evet. Bir kafama soru takıldı. Lütfen. Müsaadenizle. Şimdi hocam renklerden dediniz ya, sizin renginiz mavi olabilir, işte beyaz, siyah falan. Bu kullandığımız hocam renklerle bir bağlantı var mı hocam? Yani örneğin ben siyah rengi çok seviyorum. Özel yaşantımda, sosyal hayatımda siyah renkleri çok fazla kullanıyorum. Siz beyaz, bir başkası mavi, mor. Bu kullandığımız renklerle de bunun bir bağlantısı var mı hocam? Kullandığımız renklerle tabii ki bağlantısı var ama şöyle, yani insanın kendi kabiliyetindeki o kabiliyeti ortaya çıkaran sebep, mesela ne dedik? Araştıran, öğrenen, işte bu konularla ilgilenen insanlar mavi rengi çok ağırlıklı olur dedik. Kim de? İşte sizin gibi mesela. Estağfurullah hocam. Bununla sizin siyah rengi sevmenizin arasında aslında bir bağlantı yok. Şurada bağlantı var. Ruhumuzla bağlantı var. Mesela siyah rengi çok seviyoruz ya, o sevdiğimiz renk bize aslında huzur veren renk. Mesela siyah rengi seven insanlar, siyah rengi mi seviyorsun bu arada? Yani siyah rengi severim hocam. Peki, sana hemen şöyle bir soru sorayım. Seni stüdyoda mesela bir sürü ışık var ya, ışıkta böyle oturmak mı daha çok seni dinlendirir? Yoksa bütün ışıklar kapalı olsa, böyle siyah, simsiyah, karanlık bir ortamda, sessiz, sakin bir ortamda seni daha çok... Tabii ki ikinci şık. İkinci şık değil mi? Çünkü senin ruhun kendini siyah bir ortamda deşarj ediyor. Karanlıkta deşarj ediyor. O yüzden de siyaha aşıksın. Mesela bazı insan var, nefret eder siyahtan. Karanlık ortamdan nefret eder. Nereyi sever? Denizi çok sever. Mavi aşığıdır. Onun ruhu oraya aittir. Mesela bazı insan ormanlık alanı çok sever. Bazı insan var, mağaraları çok seviyor. Var öyle bizim, evet, bir deli. Mağaraları çok seviyor. Hocam diyor, ben maceracıyım. Ve ormanla diyor işim yok. Hani dağ tepe dolaşmak değil. Mağaralar, kuytu yerler, buraları seviyor. Bu tamamıyla ruhumuzla alakalı. Evveli zamanla bir hocamıza ben de böyle bir sormuştum. Demiştim ki, ben de karanlıkta dinlenirim bu arada. Ve aynı zamanda ormanı da çok severim. Yani yeşilliği çok severim. Bunu sormuştum, dedim ki hocam ben ruhum iki yere gidiyor. Ve astral yaparken de bu ikisine çok gideriz. Dedim ki ruhum bu ikisine çok meylediyor. Bunun sebebi ne yani? İnsanlar niye bazı detaylarda çok düşkün oluyor? Giyimi kuşamı ona yönelik oluyor. Mesela ben renkli bir kişiliğim. Dinlendiğim yer siyahtır, karanlıktır. Ama aynı zamanda giyim kuşamımda da hep renk kullanırım. Beyaz kullanırım, işte görüyorsunuz mesela farklı farklı renklerde bir şeyler giyerim, takarım gibi. Evet.
Niye böyle farklılık var diye. O mübarek de şöyle demişti. Dedi ki Allah bizi yaratırken yedili sistemle yarattı. Bizden sonra evreni yarattı. Evreni de yedili sistemle yarattı. Ve bu yedi sisteme de yedi farklı renk koydu. Hocam o zaman çakra makra hiçbir şey bilmiyorum. Hocam ve insan yaratılırken neyde yaratıldıysa insanın ruhu da ona çekiyor. Yedi gök, yedi yer, yedi kat sema. Dünyada da iyonosferden başlayarak yedi tane kat var biliyorsunuz. Çakra yedi tane, temel çakra yedi tane. Evet. İnsanın elinde yine yedili bir sistem var. Yani hep yedi üzerine kurulmuş bir sistem. O hocamızın beyanına göre biz yaratılırken de huzme huzme renkler içinde yaratıldık. Ve o renkler içinde hangi rengin içinde yaratıldı isek ruh ona şeker diyordu. Tabii bu onun kendi beyanı, kendine bağlar. Ama baktığım zaman da bana çok mantıklı geliyor. Çünkü bazı insanların huşu bulduğu ve o huşu bulduğu yerde en çok ihtiyacını duyduğu şey Rab ilişkisi, ilahi ilişki. Ve bu ilahi ilişkide de kendini nerede selahiyet içinde buluyor? Dinlendiği yerde, sakinleştiği yerde. Mesela benimki ormanlık alan. Ormanlık alanda muhteşem oluyorum. Böyle bütün yelkenlerim suya iniyor. Sanki ben oraya aitim gibime geliyor. Hiç buradan çıkmayayım istiyorum. Sonra o hocamın söylediği aklıma geliyor. Diyorum ki demek ki Rabbim yaratırken beni yeşil bir renkle yarattı. Ben o yüzden yeşili seviyorum diyorum. Bunu da böyle yorumlayabiliriz herhalde. Çok güzel oldu hocam. Yani benim hafızada o canlandı. İzleyicilerimiz de düşünebilir. Yani evet, yani bazı insanın çok tuttuğu bir renk vardır. Acaba huşu bulduğu renk. Evet. Yani kendini iyi hissettiği. Aydınlatıcı oldu hocam. Hemen onu da söyleyelim. Bir ekleme yapalım oraya da. Lütfen hocam. Hatta izleyicilerimiz de kendini hangi renkte, kendini ya da hangi renge yakın buluyor ise yazsınlar bize. Yok. Bize yazsın, de yazsınlar hocam. Yazsınlar hocam, sıkıntı yok. Yazsınlar, onu şunu da yazsınlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hangi renkte yakın buluyorlarsa o renk nerede ise orada Allah'a yönelsinler. Emin olsunlar. Mesela evlerinde bir sürü karma karışık renklerin içinde, ya çok kötü aslında biliyor musun bu? Bir sürü karışık rengin içinde, çünkü hepsinin bir enerjisi var. Bak, hepsinin bir enerjisi var. O da yoruyor değil her mi hocam? Her eşyanın bir enerjisi var. Orada namaz kılıyoruz. Bir sürü eşya, televizyon ünitesi bir yerde, masa bir yerde, koltuk bir yerde. Hepsinin ayrı rengi. Orada namaz kılıyoruz. Yok abi. Kıldığımız namazdan şey alamıyoruz, lezzet alamıyoruz. Huşu içerisinde. Ama bir de, bravo. Ama bir de böyle tek renk olan, hiçbir şeyin olmadığı, hiçlik olan bir ortamda bir de namaz kıl. Muazzam bir zevk alacaksın, aşk alacaksın. O yüzden diyorum ki izleyicimiz de hangi renkte huşu buluyorsa orada Allah'a yönelsin. Ve orada istesin. Ve izleyicilerimizden de vaktimiz geliyor ama bugün akşam şöyle bir şey istiyorum. Buyurun hocam. Birkaç gün önce ben hep söylerim, bu yaşıma kadar dua edip de benim gerçekleşmeyen, kabul olmayan hiçbir duam yok. 3 tanesi hariç. 3 tane duam bekliyor. Rabbim bekletiyor şu an. Maşallah. Onları kabul etmedi. Diğer bütün ettiğim duaların hepsi kabul oldu. Allah'a şükürler olsun. Lakin burada da parantez açayım. Kendi nefsimi şımartarak, yani ben iyi bir, çok mübarek bir insanım da o yüzden Allah benim her duamı kabul ediyor değil. Asla böyle bir şey değil. Sadece tekniği bildiğim için diyelim. Yani ya da o dua şifresini çözdüğüm için diyelim. Yoksa ben de günahkarım. Ben de hatalar yapan insanım. Hepimiz gibi. Hepimiz hocam. Evet. Yani mesele bende değil. Emin olun, mesele bende değil. Sadece şunu söylüyorum. Geçtiğimiz önceki hafta ve bu hafta 2 tane dua etmiştim. Rabbim onları da kabul etti. Çok sevindim, çok mutlu oldum bir kul olarak. İzleyicilerimize de şunu soruyorum. Dua edip de kabul olduğuna şahit olduğunuz duanız var mı? Eğer çok özel değilse bize yazar mısınız? Tekrar söylüyorum. Dua edip de kabul olduğuna gördüğünüz, şahit olduğunuz bir duanız var mı? Özel değilse bize yazın. Bunu niye soruyorum? Bir sosyal medyada bunun hakkında bir video çekiyorlar.
bir tartışma yapıyorlar. Dualar kabul olur mu olmaz mı diye. Gençlerimiz inanılmaz bir şekilde duaya inanmıyor. Tabii bütün gençleri genelleme yaparak katmak istemiyorum ama inanmıyor ve dua mekanizmasının çalışmadığını düşünüyorlar. Hatta bir zat-ı muhterem şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki dua kabul olsaydı her cuma günü dua yapıyoruz. İşte Müslüman alemi hakkında o kabul olurdu diye. Dua kabul oluyor mu olmuyor mu'dan önce bizim bir kendimize bakmamız lazım. Hocam orayı tartışıyorsa o zaman o kişi Allah'a da iman etmiyordur yani. Büyük ihtimalle. Yani önce bizim duamız kabul olmuyorsa biz duamızın desibeline yani sesimizin şiddetine gönlümüzden çıkan o ilahiyata seslenen sesimizin şiddetine bakmamız lazım. Nasıl yani, istiyoruz diyorsunuz ya hocam aynen, böyle. Aynen öyle. Şimdi kedi, mesela kediye örnek veriyorsunuz ya hocam. Bravo. Şimdi mesela yakamızdaki mikrofon olmasa, bütün sistemler kapalı olsa, rejide bizi dinleyen yönetmenimiz Yusuf kardeşe buradan şöyle seslensem. Yusuf, Yusuf. Duyar mı beni? Duymaz. Ama çılgınlar gibi Yusuf diye bir haykırsam Yusuf duyar beni gelir buraya. Şimdi biz Rabbimize dua ediyoruz. Allah'ım ya bir sürü borcum var onları bir yetmiyor. Yetmiyor. Dua etmek de yetmiyor. Tamam feistecaptım ama yani icabet edeyim dua edin icabet edeyim ama dua etmeden önce biz ne yaptık? Basamak kullandık mı? Evet. Basamak kullanmıyoruz ki. Basamak kullanmadan apartmanın kapısına geliyoruz en yukarıya bağırıyoruz. Allah'ım benim işte biraz borcum var. Allah'ım ben araba istiyorum. Ya bir basamak kullan. Merdivenlerden yukarı çık. Ne o merdiven? Senin orucun. Ne o merdiven? Senin güzel ahlakın. Ne o merdiven? Senin namazın. Ne o merdiven? Senin zikrin. Ne o merdiven? İnsanlara verdiğin sadaka. Evet. Ya şu sadaka var ya. Bir sürü şeyi üst üste koy. Bir de sadakayı yanına koy. Çok önemli ya. Çok önemli. Hele şu zamanda çok çok daha önemli. Kesinlikle eksik etmeyin. Allah Resulü'nün hadisi var. Sadaka belayı def eder diyor. Adam diyor ki ya hocam benim başıma diyor gelmeyen kalmıyor. Hiçbir işim rast gitmiyor. Gitme sadaka vermiyorsun. Sadaka ver. Evet hocam bu işin kötü gidiyorsa, çok imal ediyoruz hocam. İşin kötü gidiyorsa Allah sana sinyal gönderiyor. Mesaj gönderiyor. Diyor ki ey kulum beni hatırla. Bana şükret. Sadaka belayı def eder diyen bir peygamberin ümmetisin. Sadaka ver. Rabbine şükret. Elinde bulunanlara şükret. Ya düşünebiliyor musun? Üstad sahabe 40 gün boyunca başına bir bela gelmeyince hemen Allah Resulü'nün kapısını çalıyormuş. Ya Resulallah 40 gün boyunca bir şey olmadı. Rabbim bizi unuttu mu? Evet. Çünkü başına gelen küçük büyük musibetler Allah'a yönelmen için birer fırsat. Sen başına gelen o musibeti niye başıma geldi diye değil. Bak geçen de paylaştım. Başına gelen musibeti, belayı bu niye benim başıma geldi diye sorgulama. Ben bundan ne öğrendim? Bu bana ne öğretti diye sorgula. Ders çıkar. Bir de kendine bak değil mi hocam? Yani aynayla yüzleş. Bravo. Kendine bak. Asıl mesele bu yani. Hocam bu sadaka konusunda ölüm seneyi devresiydi. Mekanı cennet olsun Abdülmetin Balkanlı hocamızın. Ah evet. Gönlü güzel adamlardan biri. Çok, Rabbim Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Amin. Muhteşem bir hocamızdı, bir insandı. Ben şöyle bir şey dinledim. Yanılmıyorsam, yanlış bir bilgi olmasın oğlunun ağzından. Babam diyor, sabah diyor evden çıkmadan bir sadaka kutusu vardı diyor evde. Yani eve çok fazla uğramıyordu da. Diyor yani göremiyor. Muhakkak evden çıkmadan orada sadakasını atıp o şekilde hocam evden çıkıyordu. Helal olsun. Bak ne kadar güzel bir davranış ya. Gerçekten çok güzel yani, bir davranış. Altını çizdiniz hocam. Siz bunu programı ama gerçekten çok önemli hocam. Yani şu da oluyor. Maalesef sokakta hocam işte karşılaşıyoruz. Geliyor. Bu işi istismar edenler oluyor. Orada belki de biz gerçekle yanlışı kaçırıyoruz. Birbirine karıştırıyoruz. Öyle değil mi hocam? Yani o tarzda bir sıkıntı tabii ki oluyor. Bu arada Üstad yardımdan konu girdin ya söyleyeceğim bir şey varsa tamamla ondan sonra ben yok, bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam buyurun. Şimdi sadakadan yardımdan bahsettin. Biliyorsun biz de arada sırada işte insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Ya özellikle tabii hocam biz Ramazan ayında siz evet, gerçekten. Bu arada biz aracıyız tabii ki. Aracı olmaya çalışıyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta bir çalışmamız oldu böyle. Bu çalışmada genç bir kardeşimize destek olmak istedik. Hatta iki kişi var. Bir tanesine tekerlekli sandalye aldık.
Allah inşallah tez zamanda o tekerlik sandalyeden onu kaldırır, amin, yürümeye başlatır. Amin. Bu abimize kaza geçirmişti. O abimiz için de soy ismini vermeyeyim ama Serdar abimiz. Serdar abimize izleyicilerimizden dua isteyelim. İnşallah tez zamanda bu geçirdiği kazayı unutur gider. O tekerlekli sandalyeden kalkar. Aslanlar gibi yürümeye başlar. İzleyicimizden de dua isteyelim Serdar abi için. Evet. Bir de bir kardeşimiz var. Bu bayan arkadaş. Onun için de bir çalışma yaptık. Bu çalışmada destek olan abilerimiz var. Onların isimlerini buradan söyleyeyim. Buyurun hocam. Çağlar abi var mesela. Çağlar Kamacı. Ona buradan selam edelim. Ahmet Boz var. Yine Almanya'daki kardeşlerimizden bir tanesi. Mustafa kardeşimiz var. Mustafa Akın. Fatih kardeşimiz var. Ahmet Fatih. Ondan sonra Osman abimiz var. Deli Osman derler kendisine. Ondan sonra yine bir Ahmet abimiz var da Ahmet Yiğit ismi. Mete kardeşimiz var. Mete Vardar. Yine Murat kardeşimiz var. Murat Akıncı'ydı yanlış bilmiyorsam. Muhammed kardeşimiz var. Muharrem abimiz var. Ali abimiz var. Neslihan Hanım var. Gülşah Hanım var. Sonra Hale Hanım var. Erdem abimiz var. Özlem ablamız var. Bu ismini saydıklarım ihtiyacı olan bu kardeşimize ciddi bir yardımda bulundular. Gerçekten ciddi bir yardımda bulundular. Ve o insanı üstad tuttular böyle ayağa kaldırdılar. Bildiğin hayata tutunmasını sağladılar. Çünkü annesi ve kendisi artık böyle her şeyden bezmiş haldeydiler. Vesile olmak da bize düştü. Çok şükür Rabbime. İnşallah daha böyle başka iyiliklere de vesile oluruz. Bunları niye okudum? Ekrandan bir kez daha bu hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Allah size daha çok versin. Amin. Daha çok versin ki daha çok insanlara yardım edebilelim, yardım edebilin diye. Rabbim bir kez daha razı olsun. Amin. Doğrudur hocam. Verdikçe Rabbim kat kat fazlasını veriyor. Rabbim bu tarz insanların sayılarını artırsın hocam. İnşallah. Sizden de Rabbim razı olsun. Böyle güzel işlere imza atıyorsunuz hocam. Vesile oluyorsunuz. Daha iyisini yaparız inşallah. İnşallah hocam. Saatimiz de geldi herhalde. Evet, bir araya gideceğiz. Mesajlarınız geldi ama lütfen arada kısa bir ara vereceğiz. Yazmaya devam edin. 0543 366 5050 WhatsApp hattımız. 0543 366 5050 mesajlarınızı bekliyoruz. Hocam söyledi, rüyalarınız çok özel değilse bizimle dualarınız kabul olan dualarınız çok özel değilse bizimle lütfen paylaşın. Şimdi kısa bir ara. Çok son bir şey söyleyeyim. Buyurun. Hiçbir yere ayrılmasınlar. İnsanların böyle baktığımızda aurasının gözükebildiğini biz görebiliriz. Bizim göz frekansımız onu görebilir değil mi? Yani bütün halkaları değil, bazılarını sezebilir. Evet. O enerjiyi görebilmenin program içinde tarifini vereceğim. O yüzden hiçbir yere ayrılmasınlar. Bu önemli. Sevgili seyirciler, kısa bir ara. Aranın ardından birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Metafizik alem kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyiciler. 0543 366 5050 WhatsApp hattımız. 0543 366 5050'ye mesajlarınızı bekliyoruz. Yazıyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Yazmaya devam edin. Birazdan Kürşat Berkan hocam sizlerden gelen mesajları, soruları yanıtlayacak. Bu arada sevgili seyirciler, lütfen YouTube'dan bizi takip eden antibarili izleyicilerimizden ricamız, yayınımızı paylaşalım, beğenelim ve daha fazla insanlara ulaşmaya bizlere yardımcı olun. Lütfen aynı zamanda Berat TV'nin YouTube kanalına da abone olalım. Bunu da unutmayalım. Değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Mesajları bekliyoruz inşallah. Evet hocam, sorular geliyor hocam. Birazdan şey yapacağız. Bu çakra olayını toparlayalım mı hocam? Çakra olayını toparlayalım. Hatta arzu ediyorsan şöyle yapalım. Senin soruların içinde vardı ama şimdi izleyiciden gelen sorulara geçeceğimiz için ben biraz hazır, ne derler ona, tez canlılık yapayım. Letaifleri konuşacaktık. İstiyorsan letaiflerden tamam biraz hocam bahsedelim. Çünkü evet, çakradan bahsettik. Ondan bahsetmezsek olmaz. İslami olarak evet, çakra meselesi nedir? Ona da bir ışık tutalım. Ondan sonra arzu ediyorsan izleyiciden gelen sorulara geçeriz. Ama şöyle yapalım.
Müsaaden olursa. Estağfurullah hocam. Moderatörün işine karışmayayım. Estağfurullah hocam. Fotoğraflarımız vardı. Letaif.com'da evet. Alakalı. Yönetmenimiz yansıtsın. Ayarlarsa onları bir şey yapalım. Arkaya. Onların üzerinden gösterelim. Evet hocam. Buyurun hocam. Şimdi üstad. Bu gördüklerimiz, biz hani çakra dedik ya, bu gördüğümüz aslında olayın İslami olarak anlatımı. Yani konuşmanın başında çakra Sanskritçe bir kelime ve işte asıl Tibet'ten geldi bize evet. doğru. İşte Tibet öğretilerinde biz çakranın ne olduğunu öğrendik. Sonra Batı bunun bilimsel anlamda bir zeminini oluşturdu. Dolayısıyla baktığımızda bir tarafta tam Doğu, bir tarafta tam Batı, merkezde İslam. Ancak İslam'dan muafmış gibi ya da İslam'dan bu konular uzakmış gibi bir algı oluşmasın. Zaten İslam'ın içinde de var. Evet. Biz araştırdığımızda bu ilmin İslam'ın içinde de olduğunu görüyoruz. Bizde de tepe çakra dediğimize nefs, letaifinin iki kaşının ortasında olduğu yeri gösteriyor bize. Biz bunlara letaif noktaları diyoruz. Yani Batı nasıl çakra diyorsa, evet. İslami literatürde de letaif noktaları olarak adlandırıyoruz. Bu gördüğümüz bölge diğer bir çakra jargonunda tepe çakrasıydı. Buradaysa nefs letaifinin olduğu yer. Ama diğeri ne bunun? Diğer bir ismi ne? Hipofiz bezimizin olduğu yer. Ve hemen alt tarafında ne vardı? Epifiz bezimiz vardı. Yani evet. hem hipofizi hem epifizi çalıştırdığımızda aslında tepe çakramızı çalıştırmış oluyorduk. Hemen biraz altta boğaz çakramızın olduğu yerde ahfa dediğimiz bölüm var. Ahfa noktası göğüs kafesimizin üst ucundan yani gırtlak çukurumuzun olduğu yerde bulunur. Ve burada aslında burası bir geçiş noktasıdır. Can noktasıdır. Evet. Can bedenden çıkarken son noktası burasıdır. Canı teslim ederken buradan teslim ederiz. Dolayısıyla burası bir tecelli merkezidir. Burası insanın sırat köprüsüdür. Bu sırat köprüsünde gizli ilimler vardır. Bu sırat köprüsünde Allah'ın bize verdiği ilimlerin tecelligahının olduğu yer vardır. Ve aynı zamanda sırat köprüsü dediğimiz bu yerde Allah'ın nimetlerinin vücudumuza transfer olduğu yer vardır. Yani ne demek istiyorum? Mesela ben çok seviyorum çayı. Çayın kendi bedenime transfer olduğu merkezdir burası. Evet. Köprüdür burası. Kanaldır burası. Ve gelelim diğer bir önemli yere. Sır. Sol göğsümüzün hemen üstünde yani bulunur. Kalbin. Evet. Kalbin üzerinde bulunur. Burası da tamamıyla ilahi mekanizmanın olduğu yerdir. Bu ilahi mekanizmada eğer o çakrayı çalıştırmazsanız şeytani mekanizma dönmeye başlar. Şeytani mekanizma döndüğünde hani hatırlıyor musun programlarda şöyle bahsetmiştim. Demiştim ki şeytanlık aslında şeytan dediğimiz varlığın ismi değildir. Şeytanlık onun ünvanıdır. Evet. Şeytan olan bir cin de olabilir. Şeytan olan bir insan da olabilir. O aslında insandır ama şeytanlaşmış insandır. O aslında bir cindir ki Allah ayette öyle diyor. Şeytan da cinlerden diyor. Evet. O aslında bir cindir ama şeytanlaşmıştır. İşte bu sır dediğimiz çakrayı çalıştırmadığımız zaman insan şeytani bir döngü içine girer. Ve bu şeytanlaşmış olarak çalışmaya başlar. Dolayısıyla biz bunu çalıştırdığımızda ilahi kanala kanalize olmuş oluruz. Burası aslında marifet kapısıdır. Burası aslında ilahi kapıdır. Burası çalıştığında Allah'ı zikretmeye başladığımızda burası çalışır. Ve Allah'ı zikretmeye başladığımızda buranın enerjisi o kadar kuvvetlidir ki bütün vücudumuzu sarar. Düşünsene sürekli sen Allah kitabında öyle diyor. Diyor ki onlar oturarak yanları üzerine yani her fırsatını bulduklarında Allah'ı zikrederlerdi. Evet. Şimdi düşün abi sürekli sen buradaki sır dediğimiz letaif noktasını çalıştırıyorsun. Ne ile? Allah zikriyle. Mesela benim çok sevdiğim zikirlerden bir tanesi hu zikridir. Hu hayat verendir, can verendir. Ve bu zikirle kalbimizi,
kalp noktamızı çalıştırdığımızı düşün. Hu, yahu, yahu, yahu diyerek çalıştırdığımızı düşün. Bundan çıkan enerjiyi düşün. Ve sen oraya komut veriyorsun, çalış, çalış, çalış diye bununla beraber. Ve çalışmaya başlayınca ondan çıkan bütün enerji bedenini sarıyor. Yani şöyle düşün. Bu bir bal kasesi. Sen elini bal kasesine sokarsan senin elin bal ile dolacaktır. Ama kalkıp da bir pisliğe sokarsan evet. Soktuğun şey olacaksın. Orası güçlüyse hocam tüm beden güçlüdür, kesinlikle. Sağlıklıdır. Kesinlikle. Şimdi üst tarafta sır noktası dedik. Altta da kalp noktası var. Kalp noktası dediğimiz şey hemen şurada bulunur. Aslında bizim kalbimiz biraz daha yukarıdadır. Kalp noktası dediğimiz yer altta bulunur. Bu da insanda çalıştığı zaman insan dingin olur. Yani huzurlu olur. Stresi az olur. Agresifliği az olur. Hani bazen öyle anlarımız vardır ki huzur içinde oluruz. Bir arkadaşımız, bir dostumuz mesaj yazar. Ona cevap veririz. Onun yazmasıyla mutlu oluruz. Bu bir sevgili olabilir, bu bir arkadaş olabilir, anne olabilir, baba olabilir, akraba olabilir, kafa dengi birisi olabilir. Ya da hepsini bir kenara bırakın. İnsani tecelliyatı bir kenara bırakın. İlahi tecelliyatla baş başa kalırız. Deriz ki ya Rabbi çok huzurluyum şimdi. Senin huzurun var gönlümde. İşte burası çalışmaya başladığı zaman bu huzur kanalını aşarız biz. Eğer burası çalışmazsa hiçbir şekilde ne stresimiz eksik olur, ne agresifliğimiz eksik olur, ne yolunda giden işimiz olur. Burayı çalıştırırsak ilahi mesajları, ilahi huzuru almış oluruz. Peki biz ilahi huzurla dolarsak ne olur? Biz ilahi huzurla dolduğumuzda etrafımıza da ilahi huzur saçarız. Evet. Evimize gideriz, eşimiz, annemiz, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz bizim gülen, tebessüm eden yüzümüzden feyz alır. Yüzüm yüzüme baka baka kararırdı ya. Ve bizim yüzümüz tebessüm ile haşrolursa, eğer bu letaif noktamızı çalıştırırsak, arkadaşımızı da mutlu ederiz. Geliriz Berat TV'ye, yönetmen Yusuf'u da mutlu ederiz. Değil mi Yusuf? Haksız mıyım? Ve gelelim diğer bir noktaya. Burası hafi noktası. Sağ göğsün üst tarafında bulunur. Ve bu nokta, üstad, belki de en önemli noktalardan bir tanesidir. Bak şimdi, sır çalışmazsa, kalp çalışmazsa buradaki hafinin hiçbir anlamı yoktur. Eğer sır çalışırsa, kalp çalışırsa hafi noktası seni alır, öyle bir noktaya götürür ki bir, astral boyuta çıkarsın. İki, hani diyoruz ya, ya işte şunu yapayım da cinleri davet edeyim falan. Hiçbirine gerek kalmaz. Öyle bir nur ile kaplanırsın ki cinler senin kapında böyle sıra sıra dizilir. Sonra ekranlarda garip garip bir şeyler söylemek zorunda kalmazsın. Ve cinler sana amade olur. Ya cinleri espri olsun diye söylüyorum ama evet. Eğer bu ikisini çalıştırdığımızda huşu bulacağımız, dünyadan kopacağımız, Allah'ın ipine sarılacağımız bir haleti ruhiyeye bürünmüş oluruz. Bu kadar mühimdir, bu kadar önemlidir. Yani manevi kapılar açılır o zaman. Bravo ya, harikasın ya. Bütün manevi kapılarımız açılır. Hani diyoruz ya, benim hep mesela hayalimdir. Bir hoca efendi söylemişti, bir hocamız söylemişti. Demişti ki, ben ona dedim ki, hocam dedim ya, benim dedim bir karın ağrım var, bir derdim var. Bu arada izleyicimizin sorusunu da bekletiyoruz ama hemen bitiriyorum. Bir derdim var benim. Ney Kürşat dedi. Dedim ki hocam, ben bu devirde yaşıyorum. Rabbim bu devirde bizi yaratmış, bu zamana getirmiş. İtirazım yok, isyanım yok. Lakin ben Allah Resulü'nü görmeyi çok istiyorum ya. Her rüyada görme meselesi, evet rüyada görmenin kapıları açık mı açık. Ama yani böyle farklı şekilde görmek istiyorum. Koklamak istiyorum, sarılmak istiyorum. Ne bileyim eline koluna sarılayım falan istiyorum. Dedi ki bunların hiçbiri belki olmaz ama dedi, sana dedi bir sır vereyim. Sen dedi, bir kez daha göreceksin ve o kadar dedi gerçekçi göreceksin ki dedi, bu gerçekçi görmeni şu anki halinle görmekten daha çok zevk alacaksın. Dedim muhteşem, nasıl, yolunu öğret. Dedi ki öldüğünde kabrinde Allah Resulü'nün ümmeti olduğundan dolayı Allah Resulü gözükecek. Ve meleklerin, sorgu meleklerin soracaklar, diyecekler ki
ey Kürşat, bu kim? Allah Resulü'nün suretini gösterecekler sana. Oraya gelecek Allah Resulü. Diyecekler ki Kürşat bu kim? Peki dedi Kürşat tanıyacak mısın sence? He hocam. Peki dedim nasıl tanırım? Doğru bir kul olursan. Doğru bir kul olursan Allah Resulü tanırsın. Hani dedi ya, dedin ya Kürşat sen Allah Resulü'nü çok seviyorum diye. Evet. Eğer sözünde samimiysen, yalancı değilsen, gerçekten seviyorsan kendini hazırla bakalım. Orada tanıyacak mısın Allah Resulü'nü? Yani bizim elimize de bir bombayı bıraktı gitti. Büyük bir bomba büyük hocam. Bir bombayı büyük bıraktı. Bir bomba hocam. İnşallah Allah tanımayı nasip eder. Amin. Amin, amin işte bu letaif noktası çalıştığında Allah Resulü'nü tanıyabiliriz. Kısaca bunu söyleyelim. Bir noktamız daha var. Burası şu noktaya ruh deriz abi. Ruh bazı beyanlara göre burada bulunur. Ve bu ruh aslında bir iletişim mekanizmasıdır. Bu ruh aslında hem ilahi anlamda hem insanlarla, hani bazen deriz ya, ya seninle sanki 40 yıldır tanışıyor gibiyim abi, hani frekansımız tuttu falan deriz ya. Sonra mesela İslam açıdan da şey derler, biz yaratılırken ruhlarımız beraber yaratılmış, ondan galibelerden tanıyoruz birbirimizi falan evet. derler ya. İşte asıl mesele buradadır. Bu iletişim mekanizmasıdır. Bu muhabbet mekanizmasıdır. Hem ilahi anlamda bu güçlü olursa, ilahi anlamda Allah'a yönelişteki aşkımız, tutkumuz çok kuvvetli olur. Hem bu güçlü olursa çevremizdeki, güçlü olduğunda sen de doğru bir insan oluyorsun çünkü, doğru insanları kendine çekersin. Doğru insanlar seni kendine çeker ve dolayısıyla ailen, ortamın, arkadaş çevren, iş çevren güzelleşir. İletişim mekanizmasıdır bu. Sen eğer doğru insanlarla karşılaşayım, doğru insanlarla haşır neşir olayım, doğru insanlarla arkadaşlık edeyim diyorsan, bu noktanın, ruh noktasının, ruh letaifinin, ruh çakrasının çalışması gerekir. Bunu da özetlemiş olalım. Hocam Allah razı olsun. Yine çayım soğudu. Ağzınıza sağlık hocam, evet. Siz çayınızdan bir yudum alın hocam. Hocam bu temizleme olayı falan cümlesi de var ya hocam. Bu bununla ilgili bir cümle yapar mısınız hocam? Temizleme memizleme nedir hocam? Yani siz açıkladınız az önce. Yani bu çakraları temizleme memizleme falan noktası bu. Hemen şöyle söyleyeyim. Aslında bu çok uzun bir mesele. Çok yani kısa bir cümle ile eğer özetleyebilirseniz hocam. Şimdi o zaman hızlı hızlı geçeyim şu letaiflerle ilgili. Şimdi bunları çalıştırabilmek ve temizleyebilmek mümkün. Bunlar da paslanır, yavaşlar, durur. Bunları harekete geçirmek mümkün. Mesela kök çakra, yani nefsi emmare dediğimiz çakrayı Alak suresiyle çalıştırabiliriz. Hani programın ilk bölümünde demiştim ya, itirazım var diye. İnsanlarımıza şunu sunuyorlar. Diyorlar ki La ilahe illallah zikrini çekersen bütün çakraları çalıştırırsın diyorlar. Hayır. Ben tam tersini söylüyorum. Tam tersini iddia ediyorum. La ilahe illallah zikrini dengesizce çekersen çakraların dengesini bozarsın. Neden? La ilahe illallah ne demek abi? Allah'tan başka ilah yoktur demek. Evet. Allah'a birledim demek. Benim için tek yaratıcı Allah demek. Bu ne demek? Yaratmak, yaratıcı, varoluş. Peki bizim varoluşumuz nerede? Kök çakrada. Alak suresi kök çakrasının karşısıdır. Kök çakrasını çalıştırmak için Alak suresini kullanacağız. Kullanacağız kelimesi belki doğru değil. Okuyacağız, onunla amel edeceğiz. La ilahe illallahı sadece bütün çakralar çalışsın diye kullanmak doğru değildir. Dengeyi bozarsın. La ilahe illallah varoluşun temsilidir. La ilahe illallah zikrini belli bir ölçüde çekmemiz gerekiyor. Mesela bir üstte bir çakramız daha var. İşte sakral çakra diyoruz ona. Burası levvame makamıdır aslında. Burayı çalıştırmak için de Kıyame suresini kullanabiliriz. Kıyame suresi orayla alakalıdır. İncelediğinde göreceksiniz. Mesela göbek çakramız vardır, mide çakramız vardır. Burası aslında çok önemlidir. Çünkü ikinci beyin buradadır. Hemen altında ne vardır?
midemiz vardır, karnımız vardır, bağırsaklarımız vardır. Çalışması gereken en önemli yerlerden bir tanesidir. Peki, az önce söylediğim ayakta hayat veren neydi? Hayat veren iki tane. Hay, hu. Bu ikisi göbek çakramızın çalışması için en önemli etkenlerden bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Hatta bir suremiz daha var üstad, çok okunur biliyorsun. Özellikle yatsı namazlarında Huvallahu lezi la ilahe illahu diye devam eder. Onu da okuyabilirsiniz ama iki önemli zikir vardır. Ya hu ya hay. Ne için? Göbek çakrası için. Kalp çakrasına gelelim. Burası kalp çakramız, birçoğunu anlattık. Böyle bizim düşünce yapımızın, sevgi yapımızın, aşk yapımızın düzgün çalışabilmesi için en önemli yerlerden bir tanesi. Buranın çalışması için de bir zikri var, bir suresi var. Hakka suresi buranın karşılığıdır. Ya Hak zikrini de çekerek destekleyebiliriz. Boğaz çakramız var mesela. Boğaz çakrası da Rad suresine karşılık gelir. Rad suresiyle destekleyebiliriz. Boğaz çakrası da az önce dedik köprüdür, geçiştir. Oranın canlı olması gerekir. Oranın memurlarının güçlü olması gerekir. Bu yüzden de Ya Hay zikrini Rad suresiyle destekleyebiliriz. Ve alın çakrası. Alın çakrası da sevgili dostlar bilgeliktir, bilimdir, bilmektir. Peki Kur'an-ı Kerim'de en önemli üç tane sure var. Fatiha suresi, Yasin suresi ve Bakara suresi. Bakara suresi gerçekten çok mühimdir. Bakara suresinin içinde bilgelik vardır. Bakara suresinin içinde ilim vardır. Bakara suresinin içinde alimlik tecelli eder. O nedenle alın çakrasını, tepe çakrasını çalıştırmak için ne kullanacağız? Bakara suresini kullanacağız. Bakara suresini okuyarak, onunla amel ederek, onundaki nasihatlere kulak vererek tepe çakrasını çalıştırabiliriz. Son bir çakramız var. Ya Bedi, Ya ve Saffat suresiyle 7. çakramızı çalıştırabiliriz. Bunu da açıklamış olalım üstad. Hocam teşekkür ettim. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, başlıyoruz sorulara. Bu arada son bir şey söyleyeceğim. Sen bitir istiyorsan ondan sonra söyle. Lütfen buyurun hocam. Şimdi açıklama yapacaksan yap istiyorsan. Çünkü çakralarla ilgili anlatmam gereken bir kısım var. Onu da anlatayım istiyorum. 0543 366 5050'ye mesajlarınızı gönderin. 0543 366 5050'ye mesajlarınızı bekliyoruz sevgili seyirciler. Hocam yanıtlamaya başlayacak birazdan. Buyurun hocam. Şimdi hep gelen soru şu. Çakralar kapalı olursa biz bunu nasıl anlarız diye. Onu biraz izah edeyim. Ondan bahsedeyim. Bu arada sen de soruları yazabilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi sevgili dostlar, çakralar kapalı olduğunda blokaj diyoruz biz bunlara. Blokajlı olduğunda, yani tıkandığında ve bu tıkanmalar emin olun bizim sebebimizle, bizim yaptığımız hatalar sebebiyle, bizim yaptığımız yanlışlar sebebiyle bu çakralarımız tıkanıyor. Mesela kök çakrada bir tıkanıklık varsa güvensizlik hissi olur. İşte ne bileyim dış onay ihtiyacı hissederiz. Yani bir iş yapacağım, şu telefonu alıp şuraya koyacağım. Abi ya telefonu alıp buraya koyayım mı falan deriz böyle. Hep bir onaylama hissi doğar bizde. Bu da yetersizlik, güvensizlikten kaynaklıdır. Bir de sabırsız olur. Kaygı bozuklukları yaşarız. Ön yargılı oluruz diğer insanlara karşı. Kök çakramız bozuksa bunları yaşarız. Mesela sakral çakramız bozuksa işte bir dengesizlik olur bizde. Düşünce yapımızda dengesizlik vardır. Örneğin deriz ki çay çok güzel. 5 dakika sonra deriz ki beğenmedim, güzel değilmiş. Ondan sonra ne bileyim kendi bedenimizi sevmeyiz. Giyimimizi sevmeyiz. Evden çıkarken çok güzel giyinmişizdir. Dışarıya çıkarız sonra deriz ki yok bu etek bana yakışmadı. Bu pantolon olmadı. Bu gömlek beni hiç açmadı. Bir daha bunu giymeyeceğim lanet olsun. Sürekli hep böyle güvensizlik vardır. Mesela sakral çakra bozuk olduğu zaman da insanlara karşı hep soğuğuzdur. Bize derler ki ya sen ne soğuk ne valisin ya falan derler. Hep bir soğukluk, hep bir böyle uzak kalma gibi duygular bizde olur. Solar plexus dediğimiz bir çakramız var. Yukarıya doğru çıkıyoruz bu arada.
bu çakra kapalıysa insanlara iletişimimiz zayıf olur. Topluluk önünde konuşamayız. Kendimizi insanların içinde değersiz hissederiz, önemsiz hissederiz. Ve sürekli sanki böyle girmeyiz ama kendimizi girmiş gibi hissederiz. Depresyona giriyormuş gibi hissederiz kendimizi. Ya kuzum işte depresyona gireceğim herhalde ya. Hep böyleyizdir. Ama aslında depresyonda falan değilizdir. Kendi kendimizi böyle kandırıyoruzdur. İşte kalp çakrası kapalı olduğunda yardımsever olmayız mesela. Sevgi dolu olmayız. Kimseyi sevmeyiz. Kendimizi dahi sevmeyiz. Böyle itici, garip bir insan haline geliriz. Affedici olmayız mesela. Duygularımızı bastırırız. Duyguya yönelik hiçbir şey yaşamayız mesela. Boğaz çakrası bozuk olduğunda da kendimizi ifade etmekte zorlanırız. Ve boğaz çakrası bozuk olanların vücutlarında sürekli arızalar çıkar, sürekli marazlar çıkar. Bu da aslında boğaz çakrasının bozuk olduğuna delalet eder. Mesela ben çay içiyorum. Rabbimin yarattığı çayda bir şifa var ama boğaz çakram bozuk. Bu yarattığı çaydaki şifa oranı %100 ise boğaz çakram bozuksa %40'a indiririz. Çünkü sen kendine iyi bakmıyorsun. Bu da bir nimet. Çay bir nimet, bu da bir nimet. Nimetine iyi bakacaksın. Ve tepe çakramız, alın çakramız bozuksa en başta uykusuzluk problemleri yaşarız. Kafa karışıklığı yaşarız. Algı bozukluğu yaşarız. Odaklanma problemi yaşarız. İşte iç görü kaybı yaşarız. Dış görü kaybı yaşarız. Bu da tepe çakranın bozuk olmasından mütevellit bizim başımıza gelecek ya da yaşadığımız olaylar silsilesidir. Evet üstadım, buyurun söz sizde. Hocam teşekkür ediyorum hocam. Hemen ilk soruyu gönderen izleyicimizin sualiyle başlayalım. Hocam tütsüler gerçekten var mıdır? Varsa neyle ve nasıl yapmalıyız? Tütsüler evet vardır. Tütsüler insanın ruhunu da dinlendirir ve aynı zamanda bedenini de dinlendirir. Hatta Osmanlı döneminde tütsülerden yapılmış duşların içinde hastaların bazıları tedavi ediliyordu. Günümüzde var mı böyle bir şey? Yok. İnşallah olur. Yok yani ama inşallah olur. Bizim de gerçekten de bu metotla kendimize bazen terapi uygulamamız lazım. Bugün Batı kültüründe ya da biraz böyle doğuya gelelim. Tibet kültüründe bunlar halen uygulanıyor. İşte diyorlar ki bazı otların, bazı bitkilerin terapiye çok ciddi şekilde enerji sağladığından ötürü onlarla duş aldırıyorlar insanlara. Ve bunlara çok yüksek meblağlarda yapıyorlar. Ama biz bugün kullanmıyoruz. Aslında bunlar bizim kültürümüzde var. Bizim kültürümüzde olmasına karşın kullanmıyoruz. Şimdi evimizde, mesela ben geçtiğimiz haftalarda söyledim. Kardeşim çoğumuzun evinde bir ağırlık hissi var, negatiflik var. Ya yak defne yaprağını, Rabbim yaratmış işte senin için mucize. Evet. Yak özellik tohumunu, senin için mucize. Özellik biraz kötü kokabilir ama defne yaprağı muhteşem bir kokusu var ya. Yak evinde kurban oldum. Yak evinde gezdir, o kokuyu hisset, içine çek, evlatların içine çeksin. Bak bir hafta boyunca her gün evinde defne yaprağı, iddia ediyorum. Evinde her gün defne yaprağı yak. İkinci hafta diyeceksin ki ooo benim evim bambaşka bir enerjiye büründü ya. Diyeceksin. Bir rahatlama gelecek. Tabii ki. Tabii ki bizim her bitkiyi bulabilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla aktarlardan tütsüleri alıp o güzel kokuları evlerimizde yakabiliriz. Aynı zamanda cinler de çok sever bu tütsü kokularını. Ama şu demek değil. Evimizde tütsü yaktık diye bizim evimizde cin musallat olmaz. Öyle diyenler de varmış. Tütsü yaktım, cin gelecek evime musallat. Öyle bir şey yok ya. Yani onlarla zaten iç içe yaşıyoruz. Bilsiniz ki yaşadığımız evlerde bir an göz perdemiz kalksa ne kadar cin var? Kafayı yeriz biz. O kadar çok cin var. Yani o yüzden insanlar cinlerden korkmayı, cinlerden ürkmeyi bıraksınlar. Gerçekten bıraksınlar. Mesela diyorlar ki işte öğrenmişler bir şey üstad. Havas kitaplarında yazıyor. Çok eski Havas kitaplarında. Cinlerle iletişimi olan İmam Şibli gibi, Allah rahmet eylesin ona da. Onun da cinlerin öldürdüğü söylenir bu arada. İmam Şibli mesela cinlerle iletişim kurduğunda cinlerin padişahı olan ya da cinlerin veziri olan Kulyas isminde bir cinle karşılaşmış. Ya abi ta almışlar o zamandan bu zamana kadar Kulyas 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 diye gidiyorlar. Ya
Hiç mi ölmedi bu Kulyas ya? Bir cin 2000-2500 yıl yaşıyor ya. Bizim zamanımıza göre, onların zamanına göre o 2500 yıl daha farklı algılanabilir. Ya hiç mi ölmedi bu Kulyas ya? Mesela öğrenmişler bir zuzula. Zuzula aşağı, zuzula yukarı. Ya ne zuzulaymış ya? Ya bizim bu topraklarda zuzula diye bir kabile yok. Uydurmayın ya. Uydurmayın ya. Zuzula nereden çıktı biliyor musun? Ben de röportaj yaptım. İsmini buradan vereyim. Hocamızın ismini. Kendisi yurt dışında kalıyor. İsmi gelmedi aklıma. Unutmak şeytanlandır Rabbim. Ben röportaj yaptım kendisine. Yurt dışından geldi. Dünya çapında ünlü bir adam metafizik konusunda. Abdurrauf Halima. Bak unutmak şeytanlandır dedim. Nasıl aklıma getirdi Rabbim. Allah'ım sana şükürler olsun. Halim Hoca'nın yaptığı, bizden çok önce yaptığı bir röportaj vardı. Bir zenci kardeşle röportaj yapıyor. Çarşaflı bir hanımefendiyle röportaj yapıyor. Bu röportajda cini bedene çağırıyor. Bedene çağırdığı cin soruyor, diyor ki sen hangi kabiledensin? O da diyor ki Zuzula. Ya orası bir Afrika ülkesi ya. Adam Afrika ülkesinde röportaj yapıyor. Oradaki Afrika'da yaşayan cinlerin hakim olduğu kabilenin ismi Zuzula. Ya nereden getirdiniz Türkiye'de Zuzula Zuzula diyorsunuz herkese ya? Her önüne gelen sana Zuzula cinin musallat olmuş. Sana Zuzula'dan gelmişler. Ya vallahi bıktırdınız ya. Hocam Zuzula Vuvuzela gibi bir şey hocam, biliyor musun? Güney Afrika'da Dünya evet. Kupası. Ya zaten Afrika'daki bir cinin konuşmasıydı Zuzula kabilesi abi. Vallahi bak keşke önceden hazırlasaydık da gösterseydik ekranda ya. Gösteririz hocam. Biz yani, evet başka yayınlarda gösteririz. Evet. Benim röportajımda gösteririz. Kadının röportajında gösteririz. Kadının cin diline gelen cin soruyor hoca efendi. Hangi kabiledensin diyor. Zuzula'danım diyor. Başka bir. Hemen söyleyeyim bak. Çok güzel aklıma geldi. Aynı hocanın başka bir röportajında yine başka bir kadınla röportaj yapıyor. Ya da aynı kadın da olabilir. Tam emin değilim. Orada diyor ki yine kabileydi yanlış bilmiyorsam. Hangi kabilede sen kabiledensin diyor. Diyor ki Mevlana. Şimdi ne olacak? Bizim de Mevlana'mız var. Allah rahmet eylesin. Evet. Bizim Mevlana cin kabilesi mi kurdu? Onun kabilesinden mi geliyorlar? Şimdi Zuzula'yı alıyorsun. Niye Mevlana'yı almıyorsun? O zaman Mevlana'yı da al. Sana Mevlana cini musallat olmuş de. Demiyorlar. Çünkü gülerler. Diğeri biraz daha böyle şey oluyor hocam. Egzotik geliyor değil mi? Esrarengiz. Aynen öyle. Esrarengiz, egzotik geliyor insanlara. Zuzula kabilesinden. Öbür türlü dese Mevlana kabilesinden. Gülecekler kendileriyle. Ya Zuzula oranın cinleri yapmayın. Allah aşkına yapmayın ya. Bakın bizim ülkenin cinleri çok farklı. Bu işi Türkiye'de yapan, hakkıyla yapan insanlar var. Vallahi billahi tillahi var. Onlara sorun kabileleri ya. Her önüne gelen uydurmuş bir Zuzula almış başını gidiyor ya. Ya kısaca şarlatanlardan uzak duralım hocam. Aynen öyle. Evimizde yakacağımız tütsülere Zuzula kabilesi falan gelmez. O yüzden rahatlıkla bu tütsüleri yakın. Keyfini de çıkarın kardeşim. Onlar inanın bizim ruhumuzu dinlendirir. Evimizdeki negatif enerjiyi kırar. Ve gerçekten de faydalıdır. Hocam bir ya üstad hep beni konuşturuyorsun. Çayımı yine soğuttum. Estağfurullah ya. Hocam. İzleyicimiz demiş ki hocam ben hiçbir varlığın görüntüsünü görmüyorum. Hissetmiyorum. Aşırı şanssız birisiyim ve hiçbir işim yolunda gitmez. Çok nadir rüya görüyorum. Gördüğümde de korktuğum şeyleri görüyorum. Fare ve yükseklikten korktuğunu söylüyor hocam. Sadece iki şeyi görüyor hocam. Bende bir sıkıntı olabilir mi? Eğer bunlar var ise sıkıntı olması muhtemel. Ancak sadece bunlar var diye kişi kendinde bende büyü var diyerek kendini programlamasın. Her zaman söylüyorum. Kardeşim, birilerine ihtiyacınız olmadan uzanın yatağınıza, kulaklığınızı takın, yakma ayetleri, genel rukya ayetleri. Bir gün birini dinleyin, bir gün birini dinleyin, bir gün birini dinleyin. Eğer sizde bir büyü var ise, sizde bir musallat var ise, bedeninizde bazı durumlar ortaya çıkacaktır. Uyuşma, karıncalanma vesaire gibi. Bunlar evet. Varsa sonra bir metafizik uzmanını bulun. O size yardımcı olsun. Sadece bunlar var diye kalkıp da şarlatanların peşine düşüp sizde Zuzula cini varmış gibi saçmalıklarda inanmayın. Sadece bunlar var diye insanda büyü var anlamına gelmez.
Evet. Başka sıkıntılar olabilir. Mesela nazar enerjisi de bunları yapabilir. Çakraların çalışmıyorsa bunlar olabilir. Yani bunun sebebini bulmak önemli. Kısaca bu güzel kardeşimize diyorum ki kendini formatlama. Bende büyü var, bende şu var, bende bu var diye kendini formatlama. Önce söylediğim uygulamayı yap. Kendinde ne olup olmadığını teşhis et. Ondan sonra bir arayış içine gir. Hocam Gamze isimli biz pardon özür diliyorum, Gamze isimli değil. Merhaba, ben Gamze'de hocam diyor, epifiz bezi açmak için çeşitli bitki kürleri öneriliyor. Ne yapmalıyız? 70 bin yağ vödüt çekmek istiyorum ama hiç konuşmadan diyorlar. Aynı gün mü çekmeliyim diyor hocam. Ne için çekmeye çalışıyormuş yağ vödüt üstad? Epifiz bezi açmak için hocam. Çeşitli diyor hocam bitki kürleri öneriliyormuş. 70 niye binde, yağ vödüt? Bilmiyorum hocam. Şimdi bir kere evet bunu ben de duydum. Kardeşimize suç atmak için söylemiyorum. Yanlış anlamasın. Ya bir de hocam 70 bin. Yağ vedüt nedir abi? Yağ vedüt sevmektir, sevilmektir. Yağ vedütün kök anlamı buradan gelir. Aşktan, muhabbetten gelir. Yani epifiz bezini açmak ilimle alakalı olan bir konudur. Niye yağ vedüt çekeceğiz abi? Aşkla ilgili, sevgiyle alakalı niye yağ vedüt çekeceğiz? Bu kardeşimiz evet var internette, ben de biliyorum. Muhtemelen onu oralardan gördü herhalde. Ya da kendine birileri tavsiye etti, bilmiyorum. Evet. Yağ vedüt yanlış bir yöntem. Yağ vedüt bununla alakalı çekilmez. Yağ vedüt şununla alakalı çekilir. Hüseyin abimizle ben kavga ettim. Moderatör abimiz Hüseyin abimizle ben kavga ettim. Ama çok seviyorum kendisini. Sudan bir sebepten kavga ettim. Dedim ki ya Rabbi, bu adamın gönlüne düşen zulmeti kaldır. Neyle kaldır? Yağ vedütle. Yağ vedüt aşk, sevgi, muhabbet demektir. Yağ vedüt, yağ vedüt, yağ vedüt. Allah Hüseyin'in kalbindeki zulmeti kaldır. Bak bunun için çekilir. Ya epifiz bezi ne alaka ya? Kurban oldum. Sen eğer epifiz bezini açmak istiyorsan bunun pek çok metodu var. Ama zikir olarak açmak istiyorsan da ya alim çek. İlim. Orası ilim mekanizması çünkü. Ya alim çek. Ya alim, ya alim. Yetmez. Aynı zamanda ya hu çek. Niye? Can veren. Neye can veren? Oradaki hücrelere çalışması için. Can versin. Yahu yalim, yahu yalim. Lakin bunları yaparken de günah işlemeye devam ediyorsan zikirleri boşa çekersin, dilini yorarsın. Allah'ın emri ve yasaklarına uyup zikri öyle çekiyoruz ki faydasını görelim diye. Lakin ben şunun taraftarıyım. Sadece epifiz bezimiz açılsın diye zikir çekmeyelim. Tekrar söylüyorum. Epifiz bezimiz açılsın diye zikir çekmeyelim. Ne için zikir çekelim? Tamam. Ya alim çek. Epifiz bezin açılsın diye ya alim çek. Ama diğer taraftan da Rabbimin razı olacağı kendi esmanı çek. Yaratılışının kodlandığı esmanın ebced değerini bul, onu çek. Ney senin esman? Ya nur. Ve küçükten büyüğe doğru başla. Hiç zikir çekmemişsin. Zikirle mikirle hiç işin yok. 70 bin tane zikir çekiyorsun. Olmaz. Olmaz. Bütün auralarının ışıklarını böyle karanlıkta ampul gibi yakarsın. Seni de ileriden avlarlar. Hayır. Nasıl yapacağız? Yavaştan başlayacağız. Örnek. Senin esman ne kardeşim? Ya nur. 1000 tane ya nur çekeceğiz. 1000 tane ya alim, 1000 tane ya hay. Böyle bir ay devam edeceğiz. 21 gün. Devam et 21 gün. Sonra 2000 çekmeye başla. Sonra 3000, sonra 5000, sonra 10000, sonra 50000. Bunda sıkıntı yok. Ama bir anda 70000 çekersen, yani gidip kalkar da prize fiş parmağını sokarsan olmaz. Çarpılırsın. Yavaş yavaş. Buyur Üstad. Hocam çok zikir çakraları açar mı? Örneğin 20000. Şimdi söyledim aslında. Allah zikri demiş hocam. Bir de devamında şunu söylemiş izleyicimiz. Zikir çekerken 100 volt gibi bir enerji kalkanı olduğu, bu nedir hocam demiş. Bu iyi bir şey değil. Önce onu söyleyeyim. Neden iyi bir şey değil? Az önce söylediğim mesele. Bir anda o mekanizmaya, o sisteme çok yoğun bir elektrik voltajı yüklüyorsun. Hayır, bu doğru olan değil.
Bunu yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. Yani zikirleri yavaş yavaş çekmemiz gerekiyor. 30 tane çek, 50 tane çek, 100 tane çek, 200 tane çek ama bir anda 20 bin tane çekme. 20 bin tane ne zaman çekeceksin? Vücudun o çektiğin zikirlerin enerjisine alıştıktan sonra çekeceksin. Yani sana ağır gelmesin diye. Bir anda yüklenme yaparsan olmaz. Ve Allah zikrine gelince Allah Celle Celaluhu'nun o zikri en mühim zikirlerden bir tanesi. Tepe, çatı, çatı noktası. Bu çatı noktası bütün letaifleri, bütün çakraları çalıştırır. Bak çalıştırır. Lakin uzun yol bu. Kısa yolu var. Kısa yolu da diğer çakra zikirleriyle beraber ya Allah zikrini çekmek. Anladın olayı. Hocam izleyicimiz demiş ki Kürşat hocam dua kabulüyle ilgili bir şey sormuştu diyor. Kürşat hocam söylemişti. Evet. Ben aşırı istekli interneti de araştırarak kabul olan reddedilmeyen duaları bulmuştum diyor izleyicimiz. Daha sonra tesbih namazı kılmıştım. Sonra Kur'an'dan iki süre okumuştum. Tekrar bir dua ile duam kabul olmuştu. Ama hocam hangi duaları, hangi sureleri okuduğumu, hangi sıra ve sistemle yaptığımı unuttum. Ya da unutturuldu demiş. Anladığım şu, bir sistem var. O sistemi yakaladığınızda anahtarla kapıyı açıyorsunuz diye bir yorum da eklemiş hocam. Doğrudur ama bunun sadece tek bir sistemi yok. Bak tek bir sistemi yok. Bunun birçok sistemi var. Ve bu sistemlerin içinde en önemlisi şu, seni basamak basamak yukarıya çıkaracak olan en önemlisi şu, halis bir niyetle dua ederek Allah'a yönelmek. Şayet sen içinde itlik kopuklukla dua ediyorsan o dua kabul olmaz. Halis bir niyetle ellerini açarak sadece ve sadece Rabbinin rızasını gözeterek istiyorsan işte o halis duadır. Asıl önemli olan da kesinlikle ve kesinlikle odur. Hocam izleyicimiz demiş ki rüyamda gördüğüm her şeyi gerçek olarak yaşıyorum. Mesela rüyamda Kur'an okuyorum. Gerçekten sesli okuduğumu eşim söylüyor. Hatta top oynuyorum. Gerçek ve şiddetli tekmeler atıyorum diyor hocam. Ne yapmalıyım? Hocam lütfen eşim bana zarar vermeye başladı. Yardımcı olursanız sevinirim. Hemen şöyle şimdi bu kontrolsüz rüya oluyor. Rüyalarımızın içine öyle bir çekiliyoruz ki biz rüyada ne yaptığımızın, ne konuştuğumuzun, nasıl davrandığımızın farkına varamıyoruz. Bazı kişiler bu rüyalara cinlerin müdahale ettiğini ve bedenimize müdahale ederek bu eylemleri yaptırdığını söylüyor. Devam mı var? Eşi de bu diyor ki hocam iki harfli, üç harfli, iki harfliler karıştığını düşünüyorum diyor. Anladım. Ben şöyle yorumluyorum. Bu tamamıyla cinlerin oyunu değil de biraz daha olaya realist bakarak şöyle söylüyorum. Diyorum ki bu bilinçaltı ile alakalıdır. Bilinçaltımızın bize gösterdiği argümanlarla görülen rüyaların içerisinde rüyamızı kontrol edemediğimizden dolayı biz kontrolsüz rüya görüyoruz. Bak bu kardeşimizin olayı çok basit. Çok hızlı bir şekilde çözebilir. Şöyle yapıyorsun sevgili kardeşim. Lucid rüya nedir araştırıyorsun. Lucid rüya kontrollü rüya görmek demek. Lucid rüyada sen gördüğün rüyanın içine girdiğinde o rüyayı kontrol edersin. Eğer bu olmazsa nereye gittiğini bilmezsin, kimle konuştuğunu bilmezsin, nasıl davrandığını bilmezsin. Ve rüyada yaşadıklarını da bedensel fonksiyonlarına aksettirip dış dünyaya yansıtırsın. İş dünya rüya ya. O nedenle lucid rüyaya alışırsan, kendin lucid rüyayı öğrenirsen senin bu sıkıntın tamamıyla ortadan kalkacaktır. Lucid rüyayı o nedenle araştır. Yani kontrollü rüya görmeyi araştır. Lucid rüyadan sonra rüyanı kontrol etmeye başladığında bedensel hareketlerini de kontrol eder hale geleceksin. Emin ol. İzleyicimiz saate de bakıyorum hocam. Son bir 5 dakikamız kalmış herhalde. 5 dakikamız var. Bir iki soruyla noktalarız hocam. Bağcılar'dan hocam Nurettin Bey yazmış bize. Beğenerek izlemiş. Teşekkür ediyoruz.
benim de diyor hocam samimi ve içtenlikle sabah namazını kıldıktan sonra yaptığım duaların %80'ini %90'ını gerçekleştirmiştir. İnsan maşallah. Kabul olacağını hissettiği an odur diyor, kabul olmuştur diyor. Samimiyet, iyi niyet çok önemli demiş hocam. Kesinlikle öyle. Sabah namazından sonra yapılan dua ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz hocam? Şöyle düşünelim. Hemen karşımıza önemli bir örneğimizi alalım. Allah Resulü'nün sık sık tavsiye ettiği o saatlerde yatılmaması, uyanık olması ve rızık için Allah'a yönelilmesiydi. Keza Peygamber Efendimiz öyle yapıyordu. Sabah saatlerinde bu kardeşimizin o bahsettiği saatlerde gün başlarken, gün ağrırken Allah'a yönelip rızkımızı isteyip ki sabah namazı bunun için var. Rızkımızı isteyip sonra o rızkın peşine koşmaktan bahsediyordu. Dolayısıyla Rabbin sevdiği zamanlardan bir tanesi. Ve aynı zamanda sabah saatleri o kadar mühim ki üstad. Kök çakra saati aslında sabah saatleri. Neden? Çünkü ilk uyanış, ilk varoluş. Kök çakra neyi ifade ediyordu? Kök çakra başlangıcı, yaratılışı ifade ediyordu. Kök çakranın yani şimdi insanlar kök çakra deyince hemen cinselliğe gidiyorlar. Hayır, onunla alakalı değil. O sadece bir kısmı. Kök çakranın yani bu dünyanın bağlantısının çalışmaya başladığı saatler, rızkımızın dağıtılmaya başladığı saatler. Bu saatlerde kalkıp dua etmek neden önemli? Çünkü bir ifade de der ki yeryüzüne rızık meleklerinin indiği saattir. Dolayısıyla bu saatlerde edilen dualar meleklere direkt olarak ulaşır ve bu saatte en mühim dua kabul saatlerinden biri olduğu ifade edilir. O nedenle bu kardeşimizin söylediğine katılıyorum. En önemlisi huşu ile, kalben, yakararak ve safi bir niyetle dua etmek eftal olan. Hocam Şahmaran duası hakkında bilgi verebilir misiniz demiş izleyicimiz. Hangi durumlarda okumalıyız, okunmalıdır, etkisi var mıdır? Şahmaran duası aslında sıkıntılı bir dua. Hemen şöyle söyleyeyim. Şahmaran duası diğer anlamda yılan duası diye de geçer. Şahmaran duası, yılan duası olarak da geçer. Dolayısıyla bu duayı öğretenlerin aslında biraz yani kötü şeyleri konuşmak istemiyorum tabii ki ama sufli varlıklar kanadından geldiği de ifade edilir. Ama ve lakin diğer taraftan baktığımızda hani bu dedikoduları bir kenara bırakırsak Şahmeran duasının içerisinde mühim bilgiler, mühim yakarışlar, mühim yalvarışlar da vardır. Dolayısıyla Şahmeran duasının çok etkili ve çok hızlı bir şekilde ilahi makama ulaştığı iddia edilir. Bunun da sebebi aslında şudur. Biraz daha açayım konuyu madem ifade ettik. Şahmeran duasının kökenini şuraya götürürler. Derler ki İblis şeytan olmadan önce biliyorsunuz ki melekût katında bir melek melekler katında bir öğreticiydi. Melek değildi. Haşa. Bir öğreticiydi, öğretmendi. Yeni haşrolunan meleklere eğitim veriyordu ve sonra cennetten kovuldu. Şahmeran duasının şeytan olmadan önce yani yılana dönüşmeden önce sürünerek çıktı ya. Yılana dönüşmeden önce kendi öğretilerinin içinde cin arkadaşlarına verdiği bir dua olduğu söyleniyor. Yani şey gibi düşünün. Sınavda kopya veren öğretmen gibi düşünün. Bu Şahmeran duasını veriyor ki diyor ki ya siz hızlı bir şekilde duanız kabul olsun istiyorsunuz bununla dua edin falan diyor. Bu duanın öyle bir dua olduğu söylenir. Yani bir kopyadır. İlahi makama hızlıca duanın gönderilmesi adına hızlı bir terkiptir Şahmeran duası diye iddia edilir. Bu nedenle önemlidir. Şahmeran duasıyla dua edip verim alan, hızlı duasının kabul olduğunu söyleyen insanlar olduğu gibi dönelim tersine hiçbir işe yaramayan, hiçbir işe yaramadığını ifade eden insanlar da vardır. Ama ben şunu savunuyorum. Diyorum ki Şahmeran duasına gerek yok. Bu duayı edene kadar Rabbimize yalvarmak adına başka daha rahmani olan, bak daha rahmani olan pek çok metot var. Onlarla dua edelim. Hocam toparlıyorum. Buyurun.
İzimiz demiş ki hocam ne olur bana Allah rızası için yardımcı olabilir misiniz? Çocuğum, evladım elimden kayıp gidiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece bu kadarla yetinmiş. Açmamış yani. Şöyle belki de açılamayacak bir durumdaydı. Evet. Şöyle yapalım. Sorun ne bilmiyorum ablamızın. Bana Instagram'dan bir ulaşsın. Hani ne yapılır? Konu ne bilmiyorum. Cinlerle ilgili mi bir konu mu? Maddi konu mu? Manevi bir konu mu bilmiyorum. Bana Instagram'dan ulaşsın. İsmimi yazsın, arasın, bulsun beni. Bir kendisini dinleyelim bakalım. Yardımcı olmaya çalışalım. Eğer bizim elimizden gelen bir konuysa. Evet. Kapatıyorum hocam. Kapatalım ama son bir şey söyleyeyim üstad. Lütfen. Şimdi zikirlerden bahsettik, çakralardan bahsettik, letaif noktalarından bahsettik. Bunların içinde iki tane metot söyleyeceğim. İki tane önemli husus var. Birincisi zikri sultani olarak geçer bu ilimde. Zikri sultani demek çektiğimiz zikrin her zerremize kadar işlemesi anlamına taşır. Yani çektiğimiz zikir bütün organlarımıza yayılmalıdır. Zikir o zaman bize fayda eder. Peki, zikri sultani olması için ne olması gerekir? Zikri sultani olması için zikri daimi olması gerekir. Yani daimi olarak bu zikri çekmemiz lazım. Diyoruz ki Allah'ım bana işte son model bir telefon ver. Ne çekeyim? Ya bir ya Rahman çekeyim ben ya. Başlıyoruz abi 10 bin ya Rahman çekiyoruz. Ne zaman? 30 gün. Olmuyor. Ya yok canım fayda etmiyormuş bu diyoruz bırakıyoruz. Ama biz Allah'ın rızasını istemiş olsaydık ve Allah'ın rızasıyla bu zikri hayatımızın olmazsa olmazı çekerek devam etseydik. Yani günde 30 bin çekeceğine günde 100 çekseydik vallahi billahi tillahi daha çok faydası olurdu. Ama sürekli. Evet, yani zikri daimi olmalı. Zikri sultani olması için ya da zikri külli olarak bizi sarıp sarmalaması için o zikri daimi olması gerekiyor. Eğer bir zikir hayatımızda zikri daimi olmaz ise biz faydasını inanın göremeyiz. Ben her zaman ne diyorum? Kendi esmana göre zikir çek kardeşim. Evet bazı kardeşlerimiz şikayet ediyor. Diyor ki hocam ben ebcedimi hesapladım. Kardeşimin ebcedi 17. Benim ebcedim 900. Yani o 17 çekerken ben 900 çekiyorum. Vallahi ya. Hocam bu esma konusunda az önce izleyicimiz yani okumadım ben. Gördüm şimdi. Buyurun. Bakalım ne geliyor. Bize de kızmış yani. Kürşat hocam benim esmamı söyleyebilir mi falan noktasında. Şimdi esma doğum haritasına göre hesaplanıyor. Yani, evet. Yani ismini, soy ismini, doğum saatini, doğum tarihini almamız gerekiyor. Şimdi burada ben nasıl hesaplayayım da ona söyleyeyim. Yani sadece isim yazmış, biraz da sitem etmiş. Bakmıyorsunuz, şey yapmıyorsunuz. Gerçekten sevgili seyirciler, teşekkür ediyorum. Çok fazla soru var. Allah onlardan razı olsun. Evet. Ama dediğiniz gibi hocam sadece bir isim ve soy isimle olacak bir iş değil. Tabii. Mesela az önce söyledim yarım kaldı. Kendi esması çok fazla olanlar var. Çok basit abi yöntem. Kendi isminin enerjisine baktır. Eğer senin adın Hüseyin olarak sana fayda etmiyorsa o ismi kullanma abi. İsmini değiştir. Okut kulağına ezanını. İsmini değiştir. Musa koy. Başka bir isim koy. Ahmet koy. Başka bir isim koy. O ismin ebcedine göre hareket et. Belki de Musa ismini koysan ebcedin 29 olacaktı. 29 tane zikrinde Yağnur'du. Yağnur çekecektin. Yani sana faydalı olmayan insandan uzak dur. Sana faydalı olmayan uğraştan uzak dur. Sana faydalı olmayan isimden uzak dur. Sana faydalı olmayan ilimden de uzak dur. Sonra evet. Çıkarsın ekranından da kulyas kulyas dersin. O yüzden faydası olmayan her şeyden uzak duracağız kardeşim. Faydası olmayan hiçbir şeyin bize de faydası olmayacağını ve bizi de yanlış yola götüreceğini, sevk edeceğini unutmayacağız. Ve tekrar söylüyorum. Zikir çekerken mutlaka ve ama mutlaka zikri sultani yani bütün bedenimizi kaplamasına dikkat edeceğiz. Bunun için de ne yapacağız? Zikir daimi yapacağız. Daimi olarak zikir çekeceğiz. Bunu unutmayalım. Bak kendi esmana göre daimi olarak zikir çek. Hayatının nasıl değiştiğini mutlaka göreceksin. Allah herkesten razı olsun. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Var mı son eklemek istediğiniz? Estağfurullah. Herkese selam ederim. Özellikle de az önce söylediğim hayır sahiplerine bir kez daha teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Amin. Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Rabbim razı olsun. Sevgili seyirciler noktalıyoruz. Yanıtlayamadığımız sorular için
gerçekten emek verip gönderdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen hakkınızı helal edin. Ama bu soruları bir sonraki programda hocam inşallah yanıtlamaya çalışalım. Tamam inşallah. Yine göndersinler, bekleyelim. Evet. Noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına her şey gönlünüzde olsun. Bu arada Üstad seni biliyorum. Bak yani bir moderatörü böyle bölmek en kötü şeylerden biridir. Ben de moderatörlük yaptığım için biliyorum. Ama şimdi şu anda bir mesaj gördüm. O yüzden böldüm seni. Benim bir teyzem var Hava isminde ve bir kızı var Hilal. Hava teyzemin de bazı sağlık problemleri vardı. İnşallah atlattı onları. Daha da iyi olacak diye düşünüyoruz. İnşallah. İzleyicilerimizden de Hava teyzemize bir dua beklerim. Çünkü biliyorsun başkasının ağzından, ikinci bir kişinin ağzından yapılan dua her zaman daha eftaldir. O nedenle şifa niyetine Hava teyzeme bir dua beklerim sevgili dostlar. Onu da söylemiş olayım. Hakkını evet. Estağfurullah hocam. Rabbim hem Hava teyzemize hem tüm hastalarımıza Şafi ismiyle şifa versin diyelim. Sevgili seyirciler, noktayı da koyalım. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.